Evet efendim bu akşam Moda TV ekranlarında gündem programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Gündem programında bu akşam değişik bir konu ve değişik bir konukla beraber sizlerle birlikte olacağız. Tüm Brösen Genel Başkanı Halit Önük Bey ve aynı zamanda Ünye Şube Başkanı Metin Kuşçu Bey ile birlikte biz bu akşam çalışan arkadaşlarımızın sendikal hakları ve sıkıntıları ile ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbet havasına geçecek çünkü gerçekten program öncesinde her iki başkanımla da yapmış olduğumuz sohbette o cana yakınlığı sıcaklığı yakaladık. Hani bazı sendikalar vardır yani biraz soğuk kalırsınız sendikalara karşı korkarsınız sendikalardan ama ben bile inanın bir sendika üye olasım geldi böyle bir durumda. Çünkü yapılan sohbet gayet içten ve benim sendikal hareketlerle ilgili kafamda olan sorular vardı olumsuz olarak gördüğüm sorular vardı. Galiba ben bu akşam olumsuz soruların cevabını olumlu olarak alacağım. Öyle görünüyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyorum. Halit Başkan ve Metin Başkan'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, ben misafir olduğu için önce Halit Önük Bey'den başlamak istiyorum. Halit Başkan'ım hoş geldiniz. Hem Ünye'yi hem de Moda TV'ye hoş geldiniz. Önce sizi tanımak istiyorum. Ardından derneğinizi, sendikanızı tanımak istiyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Eee ben Adana'dan geliyorum. E, adım Halit, soyadım Önük. Tüm Büro İşçileri Sendikası Genel Başkanıyım. Yıllarca Metin Başkanımla dernek kurarak e, biz kadro mücadelesi verdik. Emekçi kardeşlerimizin, önce kendi hakkımızı, çocuklarımızın hakkını, daha sonra onların hakkını e, savunduk. E, daha sonra arkadaşlarımızdan e, baskı geldi ve sendikamızı kurduk. E, onun için e, bugün buradayız. E, ben... E, İki gün önce yola çıktım Adana'dan. Çıkmadan önce e, salı günü Adana'da e, bir televizyon programı vardı. E, bir saate yakın bir program yaptık. Canlı yayında arkadaşlarımızın, emekçilerin sıkıntılarını anlattık. E, daha sonra yola çıktık. Yozgat, e, Yozgat'tan Samsun, Giresun, şey pardon e, Sinop, Giresun, Ordu ve buraya geldik. E, bugün Sinyaz'dayız, konunun huzuruz. E, teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için sesimiz olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum e, şimdi e, hani dedim ya benim kafamda sendikalarla ilgili e, düşünceler sorular vardı ben onlarla başlamak istiyorum öncelikle sendikanız sadece işçilerden çalışan işçilerden kaynaklanıyor üyelerden oluşuyor bildiğim kadarıyla memur evet. kesimi yok sadece çalışan işçiler neden çalışan işçiler önce ondan başlamak istiyorum Şimdi <laughs> e, ülkede sendikalarda işçi ve memuru ayırmışlar, e, statüleri farklı, yasaları farklı vesaire. E, bizim de işçi sendikası ama biz işçi sendikalarından da farklıyız. Yani es, eski bildiğiniz e, o kocaman kocaman insanların gördüğü paraların çok olduğu e, üyelerin bir milyon üyemiz var denilen sendikalardan da çok farklıyız. Nasıl farklıyız onlardan? E, benim bildiğim bir işçi olarak benim düşündüğüm bir sendikayı kim yönetir? İşçilerin kendisi yönetir. Ama gidin bakın o sendikaların tamamını araştırın sorun basın olarak. Hiçbirinde emekçi yok. Çalışan, fiilen çalışan işçi yok. Hemen ha, Orada bir parantez açmak istiyorum. Buyurun. 1 Mayıs işçi bayramı mı? Memur bayramı mı? Onu da bu sorunun yanına süsleyerek sormuş olayım o zaman <laughs> evet. da ben böyle bir şeyin ardından. Aslında memur memur arkadaşlarımız kusura bakmasınlar da memur bayramı derler. Neden derler? Hastanede çalışan arkadaşlarımız ya da başka yerde çalışanlar bugün bayram derler, çekerler ve giderler ama benim işçi kardeşlerim orada çalışırlar. Sözde işi bayramı. Ama e, hep bu böyle olur. tabi genel olarak e, değil ama bazen bunları anlatırken memur arkadaşlarımız farklı ya e, bize eleştirmiyorum. Hayır ben sistemi eleştiriyorum. Yani aslında duyarlı olan memurlar da bunu e, istemiyor. Böyle olmasını istemiyor. Ya işçi bayramıysa o zaman işçinin kendisi bayram yapması gerekiyor. O gün çalışmaması gerekiyor. Eğer zorunluluk yoksa. Biz hep şunu söylüyoruz e, Yunus Bey. Diyoruz ki devletimizin bize ihtiyacı olduğu sürece biz çalışırız her zaman vatandaş olarak da zaten bir yere çalışmazsak az önce sen bir şey söyledin dedin ki ya bana bir görev düşüyordu ben görevimi yapıyorum burada ben para için yapmıyorum bu işi severek yapıyorum bu işi diyorsunuz Kesinlikle. biz de diyoruz ki Türk milleti olarak zaten böyleyiz. Ee, yani yoldan geçerken birinin başına bir şey gelsin, mesela şu anda koronavirüs dönemindeyiz, virüs var, korona var. Ama buna rağmen koşarız, onu kaldırmaya çalışırız vesaire. Biz yerde bırakmayız, yardım ederiz, Yardımsever insanlarız. Onun için e, bu pandemi döneminde e, şeylerde e, okullarda çalışan e, arkadaşlarımız maalesef şeylere görevlendirdiler hastanelerde görevlendirildi. Ee, de görevlendirildi. Yunus Bey siz okullarda çalışanlar ne yapıyor? Temizlik yapıyor da hizmetli olarak. Okulların e, şey, öğrencilerin okulu sınıfları temizliyor. Ya da yurtlarda çalışıyor yemek yapıyor ya da yurtları temizliyor. Fakat bu arkadaşlarımıza dedi ki ya siz e, şu anda e, boştasınız. E, virüs ortamı var. Biz sizi hastanede görevlendirelim. Oraya yardıma gidin. E, tamam gidelim. Yardımsever milletiz. Ama biz oraya gidiyoruz eğitimsiziz. Onda orada virüs var. Ben kendim nasıl koruyacağım? Hadi az, bakanımız açıklama yapıyordu. Sayın Koca açıklama yapıyordu. İşte bir kişiye, bir kişiye bulaşıyor. O bir kişiye götürüyor. çevresinde 50 kişiye bulaştırıyor. şimdi hastanede çalışan eğitimsiz bir insan ben aldın hastaneye koydun eğitim sizin Bana bulaştı ben de geldim. Ee, Allah öyle bir şey göstermesin bize. İnşallah herkesten uzak kalır ama. Getirdim ben de size bulaştırdım. Ee, Metin Başkanıma bulaştırdım. O başkasına derken böyle zincirlemeye gidecek. Burada bu sıkıntılar da yaşıyoruz. Neymiş? İşte bir maaş alıyoruz ya. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Esnek çalışma şeye geldi ama bize gelmedi. Arkadaşlarımızın çoğu İstanbul burada da oldu mu başkanım? Burada da çalıştılar mı? Yok, yurtlarda ya da şey burada çabuk, olmadı. Çabuk. İstanbul'da ve birçok ilde, beni aradılar birçok yerde. Arkadaşlarımızın çoğu ya yurtlarda karantinaya alınan dışarıdan gelen e, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin kaldığı da görevlendirdiler ya da hastanelerde görevlendirdiler. Hatta bir de şöyle bir şey söylediler. Bu arkadaşlarımız orada görev aldı, orada çalıştı ama bu arkadaşlarımız çalışırken bir de şunu söyle, söylemişler siz çalış, şu bizim söylediğimiz görevleri yapmazsanız arkadaşlar oturuyormuş orada. Bir de böyle de bir şey var içimizde. İşçiler de birbirine yapıyor bunu. Evet. o ee, otururken nasıl olsa yardımcı geldiler ya orada. Onlar çalışsın. Eğer siz çalışmazsanız biz sizin hakkınıza tutanak tutacağız. Göndeririz sizi işten çıkaracağız. Biz taşeron, eski taşeronuz ya. Bizim arkadaşlarımızın evet. çoğu daha haklarını bilmiyor. Korkuyor. Hı, maalesef. Gerçekten Hı. ya beni işten çıkarırlarsa çalışın der. Ya tamam da orada şey var ya. Virüs var orada yani orada arkadaşımız çalışıyor, eğitimi yok. Siz en azından yıllardan beri o hastanede de çalışıyorsunuz. Kendinizi nasıl koruyacağını biliyorsunuz. Evet. Ama bu arkadaşlarımız bilmiyor. Yazık günah değil mi? Evet. Yani bir nevi cinayete e, teşvik edildi bu arkadaşlarımız. E, biz bunu anlattık ama süreci atlattık. İnşallah e, tam atlatmadık. Ama en azından o süreçte orada çalışan arkadaşlarımızın bir kısmı şu anda e, ara verdiği için evet. e, şu anda çalışmıyor. Ee, bir daha inşallah bu sıkıntılar olmaz ama eğitimli olalım hepimiz gidip çalışalım diyoruz. Evet. Yani onun için Yunus Bey e, diğer sendikalardan farkımız şu. Biz çalışan işçiyiz. E, bir sendikamızı kurarken niye kurduk? İnanın benim aklımın ucunda sendika kurmak geçmezdi. Şu anda ben size sorsam desem ki ne? siz e, gazetecisiniz e, bir televizyon programı yapıyorsunuz. Bir gazeteciler sende, sendikasını kurmak ister misiniz? Aklınızda var mı şu anda böyle bir şey? Şu an öyle bir şey yok ama. Yok. Neden olmasın? Evet. Ama şu anda aklınızda yok, değil mi? Bizim evet. de aklımızda. Ne dernek kurmak vardı, ne de sendika kurmak vardı. Fakat biz burada çalışmaya başladıktan sonra, inanın ben çalışmaya başladım belli bir süre, çok belli bir süre sonra ben taşeron olduğumu öğrendim. Taşeron olarak işe başlamışım ama bilmiyorum. Bizim çalıştığımız kurumda ben okulda çalışıyorum. Ee, o zaman müdür bana ee, müdürüm memurluk görevi vermiş. İşte memur sendikaları geldi okula. Ben sendikaların ayrımını da bilmiyordum o zaman. Şu anda biliyorum ama o zaman bilmiyordum. Önlerine çıktım. Dedim ki ben sendikanın üye olmak istiyorum dedim. Bana dediler ki sen ne olarak çalışıyorsun dediler. Ben ne olarak çalıştığımı bilmiyorum. Söyleyemedim. Müdür arkada geliyor. Allah selamet versin Osman müdürüm. E, Halit Bey dedi taşeron olarak çalışıyor dedi. Taşeron olarak çalışıyor deyince ben o zaman taşeron olduğumu öğrendim. O da dedi ki siz dedi şeye üye olamazsınız dedi. Bizim sendikalara üye olamazsınız dedi. İşçi sendikalarına gidin dedi. O zaman gittik işçi sendikalarına gittik. Onlar da bizi üye yapamadı. Üye yapamadığı için o zaman araştırdım. Bugün Ordu'dayız. Ee, ben saygılar anıyorum. Ee, Metin Başkan'ın da onun derneğindeydi zaten. Ee, Ordu İşçi Dayanışma Derneği kurulmuştu. İlk Adana'da onu duydum zaten. Hemen onunla itibate geçtim Sayın Abdullah Özen'le. Gerçekten bizde emeği büyük. Ee, kendisine saygılar anıyorum burada. Selam söylüyorum eğer izliyorsa ki Hı. eğer gördüyse izliyordu şu anda bizi Hı. o zaman biz bu mücadeleye onların sayesinde onlar bizi bilgilendirdi önce onlar bizim önümüze çıktı ben her zaman söylüyorum bunu ee, emeği olan insanlara emeksizlik lazım, yapmamak lazım nankörlük yapmamak lazım onları her zaman yad ediyoruz ee, onlar bizim önümüze düşmeseydi eğer e, bizi bilgilendirmeseydi bugün ne bir sendikayı kurabilirdik ne işçiliği bilirdik ne de işçilik e, işçiyi anlatabilirdik. Ama bugün anlatıyoruz onların sayesinde Allah onlardan razı olsun. Biz e, böyle başladık e, şeye ama ben e, programa başlarken e, kendimizi tanıtmakla başladım. Ben her zaman hem ben kendim program yaptı, yapıyordum hem de her program başladığımızda bugün sefer unuttum. Şehitlerimizi anarak e, başlamak istiyorum. Ben şimdi aklıma geldi söylüyorum tüm şehitlerimizi özellikle emek şehitlerimizi e, bir işçi olarak bizim unut, benim unutmayacağımı işçilerin de unutmayacağı, unutmaması gerekeni gerektiğini ve sendikaların eğer sendikası, eğer sendika ise gerçek anlamda işçinin sendikası ise onların hiç unutmaması gereken Soma olayı. 301 can, üç, biz canımız gitti orada. 301 e, anne evlatsız kaldı. Yüzler de çocuk babasız kaldı yüzlerce eş e, eşini kaybetti. Toprağa kaydı. Dul kaldı. Biz onları eğer unutursak biz o zaman insanlığımızı unutmuş oluruz. Onun için her Kesinlikle. zamanki gibi ben e, hem Soma şehitlerimizi hem ülkemizin tüm şehitlerini saygı, saygıyla anarak, rahmetle anarak e, başlayalım yine buradan. Buyurun başka şeyin Ben şimdi içine. E, mesajlarıma dönmek istiyorum. E, şimdi biz sendikanın genel başkanı burada konuk ettiğiniz zaman da sadece genellikle biz programdaki yorumlarımız ünlü içinden oluyordu ama evet. e, sendika genel başkanı olunca konuğumuz tabi il dışından da e, yazanlar oluyor. Cumhur Gençal, başkanım hoş geldiniz, Emekleriniz için teşekkürler demiş. E, Elmas Atilla, iyi yayınlar diliyorum. Başkanlarım Sinop'tan selamlar. Tüm bürosen teşkilat başkan yardımcısı Elmas Atilla demiş Kendisine de buradan ve kendisine de Sinop'a da selamlarımızı iletelim. Funda Funda iyi yayınlar demiş. Hasan Odabaşı iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Müslüm Sevim Karagöz iyi yayınlar. Başkanım iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Emrah Karslı selamlar başkanım demiş. Ee, Müslüm Sevim Karagöz MEP mağdur demiş. Benim sorularım içerisinde olanlardan bu, bir tanesi bu. Evet. Şimdi e ben detaylı girmeden önce e, siz bir gezi düzenlediniz. Üyelerinizle, sendika başkanlarınızla bir araya geldiniz. E, bundaki amaç onların e, sıkıntılarını dinlemek. E, bunu bir anlamda kendinize arşivlemek. Bununla ilgili çalışma yapmaktı. Genel olarak baktığımızda Şimdi burada bir arkadaşımız MEP mağdur demiş. Aynı zamanda Metin Başkanım da Milliyetin Bakanlığı'nın bir personeli işçisi. Evet, evet. Daha doğrusu işçisi mi, kadrolusu mu, memuru mu onu da diyemiyoruz. <laughs> Az önce başkanımın dediği <laughs> bir pozisyondasınız. <laughs> evet. Ben özellikle buna değinmek istiyorum. Bu süreç içerisinde, bu gezide size en çok gelen şikayetler, isteklerden bir tanesi bu galiba. Genel olarak başka sorunlar da var mı? İşte bizim e, bu gezimizin anlamı bu aslında. Hem milli eğitimde mağdur olan arkadaşlarımız hem de diğer arkadaşlarımız aslında 24'ünde ben program aldığımda e, Sinop Devlet Hastanesi'nde çalışan temizlikçi arkadaşlarımızla bir araya gelecektik. O temizlikte çalışan arkadaşlarımız bizim sendikamıza üye de olamıyorlar. Onu sö söyleyeyim. Fakat biz her bu, bu söze verdik. İşçilere dedik ki biz diğer sendikalar gibi olmayacağız. Bize sadece üye olanlarla ilgilenmeyeceğiz. Biz kendi bir sendikayız ama bir konfederasyon gibi çalışacağız. Çünkü biz geçmişte dernekten geldiğimiz için biz dernekte şu ayrımı yapmadık o zaman. Ee, işte i̇şte Abdülaziz Başkanım hastanede çalışıyordu. Ben Milli Eğitim'de çalışıyordum. Metin Başkanım Milli Eğitim'de çalışıyor. Bayan Başkan Belediye'de çalışıyordu. Evet. Bir başka arkadaşımız Devlet Su İşlerinde, bir başka arkadaşımız e, Maden Ocaklarında çalışıyordu vesaire. Evet. Hepimiz bir araya gelmiştik ve bir mücadele veriyorduk. Biz buna alışmışız, bu mücadele alışmışız. Yani bir yere gittiğim zaman eğer temizlikte çalışan bir arkadaşımız ya da güvenlikte çalışan bir arkadaşımız bize e, ya bizi bilgilendir dediği zaman ben diğer sendikalar gibi ya biz sizinle, sizin, bize üye olamıyorsunuz ben sizin sıkıntınızı bilmiyorum şu sendikaya gidin diyemem ben. Ben onları oturum dinlerim ve bin kiloluk met, bin kilometrelik yolda o temizlik işçisi arkadaşlarımız için e, ben Sinop'a gittim. Onları bilgilendirmek için gittim. E, fakat bizim bir sıkıntılarımız da var. Milli eğitim olarak sıkıntılarımız var. Kadın tazminatı var vesaire. Bunları anlatmazsa ya da kadroya geçemeyen arkadaşlarımız var. işte burada e, bir önlüğümüz var burada. Daha önce biz böyle Türkiye geleni isimlerini de, e, yazmıştık. Tüm taşerona kadro diye ya da söz verdiniz taşeron işçilerine kadro diye böyle şeylerimiz var. Biz bunları Ankara'da giyip Ankara sokaklarında gezdik daha önce e, dikkat çekip ve tüm mağdur olan insanların kadrosu verilsin diye bunu yapıyorduk. Biz tabii yola çıkarken şunu yaptık. Diğer sendikalar gibi e, sendikalarımızın kasası dolu değil, hiç yok. Yani biz bir tek kuruş dahi kimseden bir para almıyoruz. Bu bir. Biz kendi imkanlarımızdan yapıyoruz ve 10 yıldan beri yapıyoruz. ...dile kolay. Bazen ben bakıyorum, düşünüyorum, inanın Yunus Bey diyorum ki ya nasıl yaptım ben bu işi? Aslında ben yapmadım, Allah yaptı. Yani yardım etti. Allah bize yardım etti, biz de yaptık. Yoksa 10 yıldan beri benim aldığım 2500 maaşla evet. yani buralara ulaşmak, ...buraları şey yapmak gerçekten e, kolay değil. Ee, bugün çok şükür bizim bir genel merkezimiz var. ile ee, kirayla tutsak bizim malımız değil tabii. Bizim malımız olması imkanı yok. Çünkü paramız yok. Ama bir genel merkezimiz var. Çevremizdeki akrabalarımız sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Ee, çok yakın akrabalarım. Ee, aileme hiçbir zaman beni ailece şey yapmıyorlar, mağdur etmiyorlar. Onlar o tarafa yardım ediyor. Ben bir yere giderken sağ olsunlar arıyorlar ya gidiyorsun da biz ne yapabiliriz senin için diyen e, akrabalarım da var. Ben onlara saygılarını anlıyorum. Burada dostlarımız arkadaşlarımız da e, zaman zaman sizin için ne yapabiliriz diye e, böyle bize gelen insanlar var. E, tabii bizim kimseye şeyimiz yok. Bu benim dediğim olayların tamamı e, Ceyhan Adana'da Ceyhan'da ve benim çevremde. E, biz ee, buradan çıkarken, yola çıkıp gelirken, kendi imkanlarımızla geldik ama nasıl yapalım dedik. Ee, Sinop'a gideceğiz ama bunu değerlendirmem lazım. Nasıl değerlendireceğiz? İşte giderken e, Yozgat'ta arkadaşlarımız var. Onlara uğrayalım, onların sıkıntılarını dinleyelim. Güvenlikte çalışıyor ya da farklı çalışıyor önemli değil. Bunlara uğrayalım. Ondan sonra oradan e, Sinop'a geçelim. Sinop'tan Samsun'a, Samsun'dan Giresun ordu ve Ünye'ye gelelim. Tabi yoldayken ben Metin görüştüm. Dedim ki Metin Başkanım e, ya sen yürekli bir arkadaşımızsın dedim. Başkanımızsın. Biz şimdi Sinop'a gidiyoruz ama gündem milli eğitim şu anda. Milli eğitimde 32 bin arkadaşımız mağdur. Evine ekmek götüremiyor. E, çocuklarına harçlık veremiyor. Kirasını ödeyemiyor kirada oturanlar. Eğer biz bunları dile getirmezsek diğer tarafa tabii ki gideceğiz. Ben işçiyim ben kimseye yok diyemem gideceğim. Bazen benim arkadaşlarım daha önce beni eleştiriyorlardı. Bir televizyon programına falan katıldığım zaman ya başkan milli eğitimi anlat, başka birine anlatma. Ya milli eğitimi sadece ben anlatamam. Ben işçiyim. Başka mağdur olan arkadaşımız bugün hastanede yemekhanede çalışan arkadaşım mağdur. Ben nasıl anlatmayayım? Bugün hastanede bilgi işlemde çalışan arkadaşım mağdur. Ben bunları nasıl anlatmayayım? Onun için biz bunların tamamını anlatacağız. Biz bu geziyi bundan dolayı yaptık. En son buraya geldik. Son duraksızsınız. Allah razı olsun. E, basın açıklamamızı da da ilgi gösterdiniz. Ondan sonra buraya konuk ettiniz. Bizim sesimiz oldunuz. Moda TV'ye ve Moda Radyo mu? Evet. Oluyor. E, yeni olduğum için hmm. kusuruma bakmayın. E, Moda Radyo ve Moda TV'ye e, size ve bütün ekibinize teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. E, şunu biz hiç zaman demedik, diyemeyiz. Gittiğimiz bir köy dahi olsa eğer orada... Ee, ekranda, telefonda ya da bir şeyde bir canlı yayın yapıyorlarsa bir şey yapıyorlarsa, bir emek sarf ediyorlarsa biz o emeğe saygısızlık yapamayız. Oraya gideriz. Bazen derlerdi ki ya başkan sen işte şuraya gidiyorsun buraya gidiyorsun. Burada ne işin var? Bana derler ya sen şu televizyona niye çıkıyorsun? Buna niye çıkmıyorsun? Şimdi bu seçimi yaptığın zaman baştan kaybederiz zaten. Yani hiçbir e, işin küçüğü büyüğü yok. Eğer işi severek yapıyorsan işin her türlüsü önemli. Her türlüsü evet. önemli. Onun için işin büyük küçüğü yok. Burada gerçek anlamda ben gelmeden bir kanalda yine salı günü e, 45 dakika bir saat bir program yaptım canlı yani. Buraya geldim. Buraya gelirken ben sanki e, daha büyük bir büyük şu anlamda söylüyorum. Ulusal bir kanala Star Televizyon'dan Fox TV'ye gidiyorum gibi geldim. Gerçekten öyle severek geldim. Ve sizinle program çok güzel oluyor. İnşallah diğer konuları da e, bunları da anlatacağız. Eee Sevgili dostum. İnşallah olacak başkanım. Şimdi başkanım, e, Meb'in sorunları var denildi. Ben şimdi direkt metin Başkan'a dönmek istiyorum çünkü işin bizzat içinde olan isimlerden bir tanesi. Evet. evet. E, Meb'in sorunları dediğimiz zaman da bu pandemi sürecinde e, izinlisiniz. bildiğim evet. kadarıyla evet. ücretsiz izin ayrıldınız. Tabii. E, bugün birçok yerde e, fabrikalar, özel işletmeler. Personelle ücretsiz izin verirken bile yanında e, ücret vermenin derine düşerken ama siz tamamen ücretsiz bir yola girdiniz. Evet. E, en büyük sorun bu galiba. Doğru. Bununla ilgili e, sizin üyeleriniz ...ünyedeki üyeleriniz çalışan arkadaşlarınızın e, bununla ilgili söylemek istedikleri neler? Arkadaşlarımızın özellikle bana söyledikleri, e, kirada duran arkadaşlarımız var. Onlar hani bir işe girip biz çalışamıyoruz. E, sonuçta sigortamız sadece Sağlık giderleri için devam ediyor. Ee, iş yerinden çıktık ama e, bunun için arkadaşlarımız bir yere girip işe çalışamıyorlar ee, ve okulda bu hafta sonu sınavlar olacak. Üniversite sınavları ve okullarından da telefon geliyor arkadaşların. Ee, müdürler arıyor diyor arkadaşlarımız bunu özellikle söyleyin. Ee, müdürler diyor işte biz e, sınavı hazırlık yapmamız lazım elimizde personelimiz yok. Siz bize yardımcı olun diyorlar. Yani bu doğal doğru bir şey değil. Yani bizim bu şekilde çalışmamız işten çıkarılmışken yani 15 Haziran'dan itibaren işten çıkarıldık. Yani işten çıkarılmış bir kişiyi tekrar işe çağırmak da doğru değil. Peki orada bir parantez açmak istiyorum. E, Taşoran'a kadro denildi. Taşoran çalışanlar kadroya geçti. Evet. Sizde sadece var galiba bildiğim kadarıyla Milletimde çalışanlar da var evet. Yılın on ayı çalışıyorsunuz iki ayı çalışmıyorsunuz Evet doğru Ama kadrodasınız Ama kadrodayız yani bu kadroysa kadrodayız <gülüyor> 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 Ve o iki ayda ücret de almıyorsunuz Almıyoruz Üc hiçbir ücret Hiçbir şey almıyoruz Ve herhangi bir işte çalışmamız da yasak Çalışamıyoruz Yani. Peki diğer e, da resmi dairelerdeki Çalışan arkadaşlarınız da, Aynı sizin statüde olanlarda böyle bir durum var mı hastane, işte başka kurumlar başkanım daha iyi biliyor onlar sürekli işçi olarak kadroya girdiler. Biz sürekli geçici işçi olarak kadroya girdik. Yani bu sadece milli de var. Peki Halit Başkanım sürekli geçici işçi nasıl oluyor? Evet, hem e, süreklisiniz hem geçicisiniz. Evet. Şunu unutmayalım da ben şey tamamlamadan az önce sordum. Milli eğitim sıkıntısı ben onu anlatayım da bunu da unutturmayın bana. E, sürekli ve e, diğer şeyi de anlatayım ben size. E, Metin Başkanım da değindi de ben ama orayı biraz açmak istiyorum. E, Yunus Bey milli eğitime diğer kurumlarda kadro verilirken milli eğitime şunu dediler. Biz size geçici kadro verelim dediler. Şimdi o zaman biz sürekli Ankara'ya gidip geliyorduk. Aslında başlarda ne milli eğitime ne il özel idaresine ne belediyelere bu üçüne de vermiyorlardı. Tabi o platform başında ben olduğum için sürekli Ankara'ya gidip geliyordum ve o dönem ee, bakanlarla sık sık görüşüyorduk. Ben dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na üç sefer görüştüm. Yine e, dönemin başbakanı Sayın Bin Ali Yıldırım'la üç sefer görüştüm. Bakanlarla sayısız defa görüştüm. Özellikle de özellikle de ben tüm işçilerin Dua etmesini istiyorum. Giresonlu e, Maliye Bakanlığında Atama Genel Müdürü Şinasi Yurdakul vardı. Biz her gittiğimizde bize kapılarını açıyordu, bilgilerini diriyordu ve her toplantıda bunu söylüyormuş. Yani e, milli eğitim çalışanlarına da bir kadro verelim. Ama o zaman 10 aylık şeyi kendi gündeme getirmiş... Ee, bu hata değil aslında. Hiç vermiyorlardı ama onun teklifiyle on aylık bir kadro verildi. verildi Düşünüldü. Aslında açıklaması da yapıldı. Fakat sonradan e, genelge ve yazılar geldi. E, kurumlara. Herkes son çalıştığı süre üzerinden kadroya geç, geçilecek dendi. Ben genelgeyi bir okudum. 3 ay 29 gün ben kadroya geçiyorum. Yani siz diyelim ki burada kanalda çalışıyorsunuz. Bir ihale yapılıyor. 3 aylık 4 aylık İhaleniz yapılıyor. Son, son ihaleniz dört aylık yapılmış. Dört ay olarak kadroya geçecektin. İki ay yapıldıysa iki ay olarak kadroya geçecektin. Ben de Sayın Bakanı o dönemde de benim biraz da şansım iyi, iyi, iyi gitti. Adana'da seçim vardı. Seçimden dolayı Adana'ya sürekli geliyordu. Orada yakaladım da ya Sayın Bakanım böyle bir kadro mu olur dedim. E, hatta bundan öncesi var. E, kadro verildi. Açıklama yapıldı. E, sabah beni aradı bakan hanım. Ben ondan 20 gün önce, 30 günü yani bir ay falandı, bir görüşmem olmuştu Ankara'da. Star Televizyon'da bir program vardı, o programda anlattıktan sonra Ankara'ya gittik, basın açıklaması yapacaktık. Ee, o zamana kadar bize şey gelmedi aslında, randevu gelmedi. Ama basın açıklaması olayı olunca e, bizimle görüşmek istediler. Gittik, görüştük, 45 dakika görüştüm e, Bakan Hanım'la o zaman, şimdi de Sarı o, Eroğlu Hanımefendi'yle. Ee, sağ olsun bizi iyi dinledi. Biz de anlattık. Yani bütün sıkıntılarımızı nasıl bir kadro istediğimizi, kimlere istediğimizi hepsini anlattık. Fakat o da bize şunu söyledi. Ben şimdi size bir şey söyleyemem. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Fakat çalışmalar bitmeden sizi tekrar Ankara'ya davet edeceğim. Sizden görüşeceğim. Ben de tam bizim istediğimiz bu Sayın Bakanım dedik. Belki bizim size vereceğimiz raporun içinde 3-5 e, düzetme yaparsak bir e, bölüm arkadaşımız bundan mağdur olmaz dedim. Böyle kaldı. En son e, arada bir 25 gün bir ay falan geçti. Bir tam olarak bilmiyorum ya da 20 gün. E, şu anda hatırlayamıyorum. Sabah saat 8'de beni aradı. E, ben karabalın içinde okulda olduğum için önce şey yapmadım. Telefonu direkt kullanmaya getirdim. E, başkan günaydın. Hayırlı sabahlar. Ben e, Jülide Sarayeroğlu, Çalışma Bakanı Jülide Sarayeroğlu dedi. Ben de buyurun Sayın Bakanım dedim e, Halit Bey dedi başkanım dedi bak de söz verdiğim gibi hiç kimseyi aramadan önce sana bildiriyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapacak e, kadro açıklamasını çalışmalarımız bitti. Ben de Sayın Bakanım dedim e, açıklama yapılacak ama nasıl bir kadro verildi? Hani bir araya gelecektik bir sözünüz vardı bir araya gelecektik konuşacaktık bunu dedim. Ya başkan dedi imkan olmadı onun için böyle oldu ama sizin istediğiniz gibi bir kadro çıkacak dedi. Ben de dedim peki dedim ben merak ediyorum şu anda. Ben milli eğitimde çalışıyorum. Ben kadro aldım mı? Kadroya geçtim mi? E, hadi herkes anlatmıyorsunuz en azından beni anlatın. Ben geçtim mi evet. dedim. Ya milli, Eğitim, milli eğitime 10 ay üzerinden kadro verdik dedi. Önce böyle bir şey söyledi. Ben de dedim ki ama ben son 4 aydır piştes kapsamında çalışıyorum dedim. Yani ben e, onların açıklamalarına baktığım zaman ben girmiyordum. Ve bunları konuştuktan sonra önce e, siz giremiyorsunuz dedi. Telefonda söyledi. Bak dedim görüyor musunuz bakarım dedim. Bana ne güzel müjdeyi verdiniz. Yani 300-400 e, bin kişiye kadro verilecek ama e, bu mücadelenin başında ben varım ama ben kadrodan yaran alamıyorum. Bu kapsam dışı kalıyorum. Yani sadece bir satırla e, işte Piştes kapsamında çalışan arkadaşlarımızın parası dışarıdan geldiği için. Tabii bunun bir haksızlık olduğunu söyledik. Kendisi de üzüldü Allah var o şeyde. E, Bununla ilgili bir yazı yazın bize gönderin dediler. Biz de yazdık gönderdik bu düzeltilme yapıldı. Bu düzenleme yapıldı. Ben kadroya geçtim. O işi geçici 10 aylık kadroya geçtim. Ama sadece ben geçmedim. Benimle birlikte Yunus Bey bakın bir düzeltmeyle sadece ufak bir düzeltmeyle 15 bin kişi geçti. 15 bin kişi. Yani bizden önce geçenler 4 e, Aralık şartı vardı. 15 bin kişi falandı. Ya da 16 bin kişi. Şu 32 bin toplamımız bir yarısı. Yarısı sonradan. Bunlar da böyle bir şey çıkarttılar. Bir düzenleme yaptılar sonra. 2017 yılı içinde çalışanlar da kadroya geçecek e, dendi. Bu düzeltmeyle beraber benimle birlikte 15.000 bir kişi kadroya geçti. Ben bu konuda bunun için kendisine teşekkür ediyorum. Ama çok eksikler kaldı. İşte kadro alamayanlar ya da 10 ay üzerinden bir kadro. Ya bu nasıl bir şey? E, kurumların bize ihtiyacı var. Bizim çalışmaya ihtiyacımız var. O zaman sorun ne? Şimdi diyorum e, yazın okullar kapalı diyorlar Yunus Bey'im. Okullarda müdürler var açık. Bir. İki müdür mavinleri orada görev yapıyor. Sürekli gidiyorlar. Aylıklarını alıyorlar. Üç. Orada hizmetli olarak çalışan memurlar var. Aynı işi yapıyorlar. Aynı sınıfları temizliyorlar. Ve ben şunu çok söylemek istemiyorum ama anlaşılması açısında söylemek istiyorum. Bizim maaşımıza göre onların maaşı da biraz yüksek. Bizden biraz yüksek. Aslında maaşları düşük. Yüksek değil ama bize göre yüksek. Bizden yüksek maaş alıyorlar. Onların yanında yine bizim yanımızda bak dört oldu. Beş. Yine belediyelerden geçen işçiler var. Eski kadrolu işçiler. On yedi bin kişi. Bunlar da sürekli çalışıyor. Evine ekmek götürüyor. Onların da bize göre maaşları daha iyi. Yine az önce söyledim ya. Piştes kapsamında çalışan Suriyeli çocuklara hizmetli olarak verilen Türk işçiler var. Ki bunlar kadroyu hak ediyor bak. Ben bundan anlatırken e, sadece süre bakımından bakımda bakıyorum. Ama bunlar da kadroyu hak ediyor. Onlar da yılın 12 ay çalışıyor orada. Kadroda alamadılar. Mağdur kadro mağdurları. Piş ses kapsamında çalışan Suriyeli çocuklarından dolayı okullarda çalışan arkadaşlarımız sonuna kadar kadroyu hak ediyor. Bu arkadaşlarımızın tamamı yazında çalışıyor. Yazın okullarda kurslar var. E, badana işi var. Tadilat işi var vesaire. Ama bize gelince ya size okul kapalı. Nasıl oluyor ya? Bu kadar insan var orada. Bunlara açık. Ama evet. şunu da söyleyeyim. Şimdi şu e, yanlış anlaşılır. Ben böyle anlatırken sanki her okulda 5-10 kişi çalışıyor gibi gelir şimdi insanlara. Evet. İnanın bazı okulda da kimse yok. Evet Türkiye genelinde 16 bin 17 e, bin işçi var. Ama bazı okullarda bir kişi var. Mesela benim okulda bir tane memur kadrosunda olan hizmetli var. İki de biz varız. Üç. Bir de iş kurdan veriyorlar. Okullarımızın tamamının ihtiyacı var. Bugün dağıtılmış olsa 30 bin kişi daha olsa belki okul başına 3 kişi düşer. Evet. Belki üç kişi düşer diyorum. Onun için buradaki e, okuldaki çalışan arkadaşlarımız gibi geçici işçi kadrosunda olan arkadaşlarımız da sürekli çalışması gerekiyor. Yani şu şunun yaşanmasını istemiyoruz Hüsnü Bey, Yunus Bey. E, arkadaşlarımız da görüyor. Bilmiyorum onlar yurtta olduğu için belki farklı. Ben e, ortaokulda çalışıyorum. E, dışarı çıkarken ben e, bazen de bahçe görevini bana verirler. Oraya bakarım. Orada bakarken Çocukların parası olanlar koşa koşa e, kantine giderken... ...babası çalışmayan ya da işte böyle kısıtlı çalışan insanlar... ...borçlu olanların da çocukları da kenara gidiyor, böyle bakıyor, içini çekiyor. Tabi bazen biz yardımcı oluyoruz. Ben her aklıma geldiğinde inanın ağlamak e, ağlamak içimden geliyor. Yani benim çocuğum işte az önce gördüğünüz bir kızım var. Ben oradaki çocukların hepsini kendi kızım gibi, kendi çocuğum gibi görüyorum. Yani... E, ne var e, bu çalışan insanlar yılın 12 ayı çalışsa, 3500 maaş alsa, e, çocukları e, sabah okula giderken ceplerine bir harçlık koysalar. Ne olur burada? Hiçbir şey olmaz. Ben e, Ankara'ya geçen gittiğimizde 3-4 ay önce bir Ankara çalışmamız vardı. Ankara'ya gittiğimizde e, siyasi partilerin tamamından görüştük ama özellikle AK Parti'de görüştüğümüz birçok milletvekili bize şunu söyledi. Ya iki ay devlet vermemek gibi bir şey biz buna şaşırıyoruz. Yani çok büyük bir para yapmıyor. Hatta e, bir bayan e, milletvekili ben isim vermeyin. Belki bazen şey yaptığımız zaman partinin içinde ya niye böyle konuşmuş diyenler olur da onun için isim vermiyorum. Şunu söyledi aynen. E, ya başkan dedi hakikaten dedi, bu büyük bir rakam değil. Bunu bir hesaplayalım dedi. Danışmanını da çağırdı. Hesapladık bile kapatacak kısa bir çalışma yaptık. 1 milyar 9 milyon bir para yapıyor. 32 iki bine iki aylık bir e, şey verilse, kadro verilse. Fakat bu ayıp aslında ne hükümetin ayıbı ne işçilerin ayıbı hiç kimsenin ayıbı değil. Bu, bu ayıp o sendikaların ayıbı aslında. Eğer kadro verildiğinde bazı arkadaşlarımız bu sendikalara üye. O kadro verildi. O sendikalar biz bu sendikayı kurmadan önce buna müdahale etmiş olsalardı ya her yere kadro verdiniz. Sayın Bakanım bu da 12 ay üzerinden olsun. 2 ay bu insan nereden ne yapacak deyip demiş olsaydı bugün bu duruma gelmezdi. Ama bu ayıp onların ayıbı. Bu vebal onun ön boyunda. Ben defalarca onlara söyledim. Taşeronken de eğer bugün bu ülkede hala taşeron olarak çalışan e, insanlar varsa bunun vebalı o büyük sendikaların hak işin, Türk işin diskin boynundadır. Yani gereğini yapmadıkları için bir sendikacı ne yapar? Bir sendikacı ne yapar? Eee Yunus Bey şimdi ben geldim buraya. Ordu'ya, Ünye'ye geldim. Bir basın açıklaması yaptım. Geldim sizi burada konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? Sesimizi duyurmak için. Bakın siz de kapıyı açtınız. Yeter ki insanlar istesin. Bunu yaparlar. Ama bu sendikalar bizim gibi değiller. Bunlar güçlü sendikalar. Bunlar istedikleri zaman bazen televizyona çıkar konuşurlar. Sadece televizyona konuşmayla olmaz. Ben bugün isim söylüyorum. Siz de bunu çekiyor biliyorsunuz. Sayın Ergün Atalay isterse İki gün içinde hadi bir saat demeyelim de iki gün içinde Sayın Cumhurbaşkanlığı görüşebilir mi? Görüşemez mi? Görüşür. Eğer isterse milli eğitim sıkıntısını anlatabilir mi? Anlatır. Alır mı? Alır. Çok büyük bir sorun değil. Alır. Ama maalesef yapmıyorlar. Görünü orada anlatırlar ama gidip onu gerçeğe çevirmezler. Niye yapmıyorlar? İşlerine gelmiyor. Amaçları farklı. Farklı beklentileri var. İşçi değiller bir kere işçi olmayan kim olursa olsun işçinin hakkını savunamaz. Bunu ben kesin söylüyorum. Benim arkadaşlarım bugün işsiz. Evine ekmek götüremiyor. Kirasını ödeyemiyor. Çocuklarına harçlık veremiyor. Hadi bunları buraya kadar anlattık. Peki işsizlik fonu diye bir fon var. Bunun parası buradan bir para birikiyor. Bu para nereden geliyor? işinden geliyor. Benden senden kesiliyor. İşverenden kesiliyor ve orada birikiyor. Orada niye birikiyor? Bir gün işsiz kaldığın zaman sana bir işsizlik maaşı bağlansın diye. Peki 32 bin kişiye veriliyor mu? O da verilmiyor. E peki ne yapalım? Ölsün mü bu insanlar? Maalesef. E çıkıp sesini ben şuradan bakıyorum ya ben işçilere aslında bunun kabahatı işçiden. Evet. Metin Başkanım, Yunus Bey. Eğer işçi, işçilerimiz bilgili değil. İşte biz onun için geziyoruz. İl il geziyoruz, işçileri bilgilendiriyoruz. Eğer işçilerimiz bilinçli olmuş olsa, bilgili olmuş olsa, hakkını bilmiş olsa hepsinden bu sendikaların tamamından istifa ederler. İstifa ederler. Ya bizim sendika bizim gibi sendikalara üye olurlar ya da hiç üye olmasın. Hiç üye. Fals etki sendikamız yok. Kurmadık bu sendikayı. Biz bu sıkıntından dolayı bu sendikayı kurduk. Dedik ki bir resmi kanalımız olsun. Vallahi da billahi de ben toplu sözleşmeye oturmak oturayım. Para kazanayım. Sendikanın parası olsun diye bu sendikayı kurmadım. Ben meydanı o boş bulmasınlar. istedikleri gibi at koşturmasın diye bu sendikayı kurdum. Bir yasal kanalımız olsun o yasal kanal üzerinden gidelim Ankara'da hakkımızı arayalım diye kurduk bu sendikayı. Onun için ne yapacaklar arkadaşlarımız? İstifa edecekler. Güveniyorlarsa bizim sendikamıza güvensinler üye olsunlar. Güvenmiyorlarsa o sendikaların hangisinin içinde yönetimin tamamı işçi ise işin hakkını savunacağına inanıyorsa bu sendikaları üye olsun. Ama buna e, hakkını savunmayan sendikalarda kalmasın. Beni arıyor. Diyor ki ya başkan ben bir sendikaya üye oldum ama üye oldum geldiler. Ondan sonra defalarda aradım ne telefonlarıma çıktılar ne buraya geldiler. E peki senin ne işin var orada? Kardeşim ben sendikacıyım şu anda benim gelirim yok ama benim gelirim olduğu zaman sen bana hem aidat vereceksin hem benim karşıma geçeceksin hep pençe duracaksın. Ya böyle bir dünya olur mu ya? Böyle bir dünya olur mu? O zaman benim dersimi sen vereceksin. Eğer yarın ben burada paraya kavuşursam İşçi kardeşlerim, ben hop onların maaşıyla gidip sahil kentlerine gezersem, Metin Başkan'ın beni buraya çağırdığı zaman ben gelmezsem, onlarla bir araya gelmezsem, onlar da buna göz yumarlarsa, hala benim sendikamda duruyorlarsa o zaman kapat onların. Onlar beni gönderiyor o eğlenceye, o yerlere, o gönderiyor. Onun için ben arkadaşlarıma diyorum ki artık e, yeter, yeter uyanalım. E, bu e, sendikalardan istifa edelim. Bakın eğer istifa etmiş olsalar biz sendikalarımızı kurduğumuz günden bugüne kadar eğer istifa etmiş olsalardı bugün dönüp o sendikalara üye olsalardı bu bugün yapmazlardı onu. O sendikaların başkanlarının çoğu giderdi. Bunun bir örneği var e, Adana'da. E, Adana'daki arkadaşlarımız banka promosyonu alamıyordu. İki sene boyunca banka promosyonu alması gerekirken alamadılar. Ben defalarca gittim. İlçe Milli Eğitim Müdürleri bu konular Sorumlu olanlarla görüştüm. Bana şunu söylediler. Aslında bizim sözleşmemizde sonra da gelecek olan personel ister işçi olsun ister memur olsun hepsinin ee, şeyi var. Promosyondan yaralanma hakkı var ama banka vermiyor. Fakat yetkili sendikada gidip mücadele etmiyor. Bir şey demiyor. Ne yapalım? Dedim ki o zaman biz yapalım. Bize bu belgeyi verin madem var sizde. Tamam başkan dediler. Siz mahkemeye açın biz size verelim dediler. Ama maalesef Sonra tam mahkemeye başlayacağız. Gittik. Ee, bizim arkadaşlarımızın bir bölümü orada e, tepki gösterip istifa edeceğine şunu yapmışlar. Aramışlar şube başkanını. Demiş ki Ya Halit Önük tüm büro genel başkanı bu işte uğraşıyor. Promosyon işine uğraşıyor. Siz uğraşmıyorsunuz. Bakın sizin üyelerinizin hepsi istifa edecek. Aslında bizim işçilerimiz uyanık olmuş olsan bu dersi bir sefer bu sendikalara vermiş olsalardı, yarın aynı hataya biz düşersek bize de versinler o dersi. Ben bunu ayrım yapmıyorum. Tüm sendikalara ben kendimi de katıyorum. Yanlış yapanın karşısında duracaksın. Evet. Yani sen internete giriyorsun, telefona tık diyorsun, çıkıyorsun, tık diyorsun, istediğin sendikaya gidip üye oluyorsun. Tabii korkutmuşlar Yunus Bey'i. Arkadaşlarımızın çoğu bilgisiz. Maalesef yıllarca, bakın işten çıkar yılladı mahkemeye gitme şeyini bilemiyordu. Gidemiyordu mahkemeye. Ve şunu söylemişler. İşte yürekli bir e, başkanımız yazmış. Ahmet Güzel Akçakaya, e, Şanlıurfa Akçakaya e, ilçe başkanımız. Allah razı olsun yürekli bir arkadaşımız. Selamı var size de. Evet. E, bu e, uğraşıyor bu arkadaşlarımız <laughs> uğraşıyorum. Şimdi banka promosyonu olsun, şu bu olsun, bu olsun bunlara uğraşıyorlar. Biz de işte bunlara bunu söylerken bunu söylüyor. Bu arkadaşlarımız da dönüyor. Tabi bize belgeyi vermediler. Belgeyi vermeyince. ...mahkemeyi açamadık... ...ben gittim küplere bindim tabi... ...bir gün iki gün bize önce dilekçe versinler dediler... ...bizi kandırdılar... ...dilekçeyi verdik bekle bekle dilekçeye devam ver... ...artık dayanamadım... ...pandemi var ama ben e, virüsü mürüsü düşün, düşünemem... ...yani sinirlendiğim zaman ben yaparım bu işi... ...bindim arabama gittim... ile. ...dedim ki ya... arıyorum bulamıyorum şube müdürünü bulamıyorum... ...telefonla ulaştım vesaire... ...en son bir gün yerinde yakaladım... ...ya sayın müdürüm siz bana bir belge verecektiniz... ...bir sözleşmeniz vardı bankayla ilgili... İki yıldan beri bu çalışan insanlar mağdur. Ya en düşük maaş alan insanlar bunlar. Bir banka promosyonu alacaklar. Bu da mağdur oldular. Alamadılar dedim. Bana aynı şunu söyledi. Dedi ki yetkili sendikası, sendikaya verebiliriz. Size veremeyiz dedi. Halit Bey biz araştırdık. Size veremeyiz dedi. Başkan dedi. Ne demek veremezsiniz dedim. O zaman yetkili sendika bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Peki bu personel sizin personeliniz mi? Evet. Hmm. Sizin yazda çalışıyor mu? Çalışıyor. Siz yapın. E yapamıyorsunuz. Bırakın biz yapalım. E siz de yapmayın. E ne yapacağız peki dedim. Baya bir tartıştık. En son ayın 16'sında ihalenin yeni ihalenin olacağını söyledi. Gitmesem onu da bildirmeyecekler bize ama hakkını arayınca görüyorsun ulaşıyorsun bir yerlere. O gün gittim toplantıya katıldım. Ben burada da uçma müdürünü kınıyorum. Ben zaten yazılı olarak da söyleyeceğim. Gittiğimizde toplantı salonuna girdik. Toplantı salonuna girerken e, arkadaşlarımız sendikalara bir yer gösterdiler. Biz de gittik oturduk. Fakat daha sonra müdür e, gelince e, sanki şartlı geldi. Yani bize orada istemiyordu açıkçası. E, böyle şeyler de dönüyor Yunus Bey. Geldi masaya oturuyor oturmaz. Herkesi tanıyalım seni tanıyalım sizi tanıyalım. Siz e, şey biz de kendimizi tanıttık. Ya siz yetkili değilsiniz. Yetkili sendika bir tane var. E, onun oturması lazım. Siz de seyirci olarak karşıda bakabilirsiniz dedi. Sayın müdürüm dedim. Ben bir sendikanın genel başkanıyım dedim. Burada kaç tane genel başkan var dedim. Var mı dedim bir sendikanın genel başkanı burada? Yok. il temsilcileri var değil mi dedim. Ben bir sendikanın genel başkanıyım dedim. Bu nezaketsizlik sizin siz yaptınız dedim. Ya kanun böyle diyor. Kanun öyle mi diyor? Tamam benim oturmam dedim çok şeyimde değil oturmayacağım dedim ama bu toplantıyı terk etmeyeceğim dedim. Şurada bekleyeceğim dedim şeyi. Sonra bana sandalyeye getirdiler. Ee, otur falan masaya otur dedim. Yok oturmayacağım dedim. Ben inatçı bir insanım. Ben emek için gitmişim. O işçiler için oraya gitmişim. Ben ayakta beş gün olsa beş gün dururum. Ve orada bir buçuk iki saat program sürdü. Bir buçuk iki saat ben o toplantıyı e, takip ettim. Daha önceki Promosyon belli bir miktar şu anda miktarı bilmiyorum ama bunun altında giden bir şey ama biz orada gözümce olarak da olsa orada olduğumuz için 2.700 lirayla 3 yıllık e, bir şey oldu e, ihale Aynen. Ziraat Bankasında kaldı e, bu sene inşallah işte e, Temmuz'un 31'inden itibaren ödemeye başlayacaklar fakat ben zaman bulup da e, soramadım e, biz iki ay boşta olduğumuz için e, ücretsiz izinde olduğumuz için bu banka promosyonu onlara e, bizlere ödenmeyebilir, İlk maaşla birlikte ödenebilir. Çünkü banka kendi çıkarını düşüneceği için para almadan vermez. Yani para oraya yatmadan bize banka önce promosyonu maaşı vermez. Önce görmesi lazım. Evet. Ondan sonra, evet. sonra da promosyonu. Şimdi Türkiye genelinde ben şurayı da tamamlayayım. Türkiye genelinde böyle sıkıntılar var. Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bazı illerde bizim burada temsilcimiz var, ilde olmasa da ilçe başkanımız var. İlçe başkanımız il adına bunu yapabilir. Ama bazı illerimizde ilçe temsil, il temsilimi, ilçe temsilimiz yok. Olmadığı yerlerde biz bunu yapamıyoruz. Nasıl yapacağız? Ben Adana'dan sürekli o illere gidemem. Ben arkadaşlarıma bir tane temsilci aranızda seçin. Biz size yetkiyi verelim. Orada arkadaşlarımız adına gidin orada oturun o insanların hakkını savunun. Yani herkes hakkını alsın, promosyonunu alsın, farklı sıkıntıları varsa yapsın. Yine şunu da başkanım deyin de ben şunu da anlatmak istiyorum. Sonra diğer konuları sorarsınız. İzleyici yorumlarım var. Ee, onları, onları da sorarsınız. Ben şurayı bitireyim. Çünkü oldukça soru var galiba. Ee, cumartesi karşısında. Cumartesi ve pazar günü sınavlar var. İşte bunun için biz isyan ediyoruz ee, Yunus Bey. E, i̇syan derken e, farklı bir şekilde değil yani hakkımızı anlatmak anlamına yoksa haşa farklı bir şekilde biz isyan etmiyoruz ama bir haksızlık var bir hukusuzluk var bir adaletsizlik var biz buna şey yapıyoruz. Bugün ben orada ordu genelinde duydum öğrendim şu anda işten çıkarılan işten çıkaran şöyle ücretsizine gönderilen arkadaşlarımız cumartesi ve pazar çalışacağı için 2-3 günden beri ücretsiz çalıştırılıyor okulların düzeni yapılıyor neymiş 2 gün maaş alacak. E Allah'tan korkun ya. Üç gün bedava çalışacak. iki gün maaş alacak. İşte biz diyoruz ki ya bu haksızlığı giderin. Sizin sürekli bize ihtiyacınız var. İşte gelin bunu birlikte yapalım. Bu sesini çıkarmayan sendikalar. Ya biz onlara bir şey diyemeyiz. Anlatırız burada. Anlatmakla olmaz. Bunların dersini işçiler vermeli. Eğer bugün o sendika genel başkanları da işçilerin ayağına gitmiş olsaydı. Tenezzül edip gitmiş olsaydı. Ya da diyelim ki tüm kişi, Türk işe bağlı e, sendika başkanı gidip de e, Ergün Atalay desek yine Sayın Ergün Atalay biz küliyeye çıkalım Sayın Cumhurbaşkanı'na bu sıkıntıyı anlatalım iki ay çok büyük bir şey değil ama anlatırsak bu çözülür ya gidip anlatmıyorlar 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 biz anlatalım diyoruz e, şu anda yeteri güç bize yok ben bir örnek vermek istiyorum herhangi bir siyasi partinin lideri e, Ünye'ye geldi bin kişi iki bin kişi toplandı bunun bir şeyi olur mu bir anlamı olur mu? Kim dikkate alır? Kimse almaz. Ama binlerce kişi burada toplanırsa ne olur? dünyadayız e, itibat görmüş olur. Onun için bizim sendikamız yeni olmasına rağmen arkadaşlarımızı bir an önce biz paraların pullarını istemiyoruz. Bakın ne ben bir, gün, bir günden bir güne maaş almayı düşündüm. Almayacağım. Ben bir gün eğer sendikamız ki şu anda o da ortada yok eğer bir gün olursa toplu sözleşmeye oturursa size bir şey kazandıracaksa o zaman benim maaşım yine işçi maaşı olacak. Bak ben söz veriyorum bunu size zaten e, tüzüğümüzde de var. Bir genel başkanın maaşı işçinin maaşında yüksek olmayacak. Bu fırsatla bize vermesinler. Bunu yapacağız. Onun için biz bu sıkıntıları ortadan bu şekilde kaldıracağız. Eğer yapmayan sendikalar varsa arkadaşlarımız da onların ise o sendikalardan istifa etsinler. Bu işimi mesajlarınızı alalım. Ee, diğer konuda da kadro alamayanlar da var. Süremiz ne kadar bilmiyorum onları da anlatacağız. Ee, süremiz Süremizde e, yaklaşık bir 15 dakikamız kaldı ama bayağı oldukça sorularımız var galiba. O zaman ama genel sorular, olarak genel biz girelim. olarak e, aynı sorular ama ben yine de izleyicilerim yaz, yazmışlar. Ben Buyurun. isimleriyle zikretmek hı hı. istiyorum. Hem selamlarımızı da iletmek istiyorum onlara. E, Mikael Bayton Kahramanmaraş'tan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz Şükran Sarı Misket, MEP güvenlikler aynı şartlarda çalışmaya razıyız. 3 ay boşluğa razıyız. Yeter ki okullar açıldığında görevimizin başında olacağımızı bilelim sürekli çalışalım Kısa bir demiş. kısa boru. Evet. Bunlar güvenlik e, ve temizlik var. TYP çalışan arkadaşlarımız evet. sürekli istiyorlar. Diyorlar ki eğitim <laughs> görüyor. Şimdi siz burada çalışıyorsunuz. Eğitim eğitimlisiniz ama 9 ay çalışıyor. 9 ay sonra yönetim diyor ki benim seninle işim kalmadı. Sen git evde otur bir başka. Ben acemiyim ben geldim burada oturdum. Sizinize program yapıyorum. Bu arkadaşlarımızın sıkıntısı bu. Yani THP çalışanları sürekli çalışmak istiyor. Başka bir şeyleri yok. Bunu istiyorlar. Bu. Oğlum, Buyurun. Bu işin içerisinde bayağı dallanıp budaklanan evet. noktalar var galiba. Öyle görünüyor. Çok karışık. Çok evet. Zülküf çevrenin pandemi döneminde hastanelerde karantina yurt yurtlarında bankalarda vefa destek gruplarında çalıştık. Süreklilik istiyoruz demişler. Aslı Nalçacı Öztürk. Yunus Bey rica ederim THP açılımını yapmasınlar. Bize bizler destek istiyoruz. Yaptığımız işin önemini anlatmaya çalışıyoruz demiş. Sizin de az önce belirttiğiniz evet. e, konu. E, lütfen işsizin kalmak, işsiz kalmak istemiyoruz demiş Çetin Yanar. E, Zülküf okul güvenlik görevlileri süreklilik istiyor başkanım demiş. E, Çetin Yanar yine bence sadece konuşuyorlar demiş. E, Aslında Alçacı Öztürk halkın sorunlarını da iletiyor musunuz yoksa sadece konuşuyor musunuz demiş. Biz burada sizlerin sorularını da yanıtlamak istiyoruz <laughs> ama e, süre dar ve Sayın Başkanımın da size iletmek istedikleri var. Onları e, anlatması için araya girip bölmek istemediğim için mesajlarda biraz birikme oldu. Birikme için de özür diliyorum sizlerden. Biraz e, programı 5-10 dakika uzatma şansımız uzatırız. var. Tamam, uzatırız, tamam, uzatırız. Tamam, o zaman Önemli olan değinelim. buradan, buradan şimdi izleyicilerimiz şu an güzel izleyicilerimiz var. E, önemli olan faydalarını durabilmek. Evet. Allah razı bir olsun. şeyler Allah razı olsun. Evet. Ee, onlardan ricam. Programı paylaşırsanız, sayfayı paylaşırsanız, evet, herkes e, kendi sayfasında paylaşsın. Herkes kendi sayfasında paylaşsa daha çok bir şeyde ulaşabiliriz. Şükran Sarı müsket, MEP güvenlikleri görmezden gelmeyin demiş. Kadriye Barışkan Sarıcı, bütün KHK'ların sesi olun lütfen demiş. Şükran Sarımsıket yine belki güvenlikler 24 ay kapsamından çıkarılsın istiyoruz. İşimize süreklilik istiyoruz demiş. Aslında Alçacı Öztürk okul öğretmenler ve öğrenciler bu kadar değerliyken koruyup kollayan güvenlik görevler neden bu kadar değersiz demiş. Şimdi okudukça yeni yeni sorunları da görüyoruz özellikle milli eğitimdeki güvenlikte çalışan arkadaşların sorunlarını görüyoruz özellikle de. Hüseyin Bozbey Mep kardeşlerim bunlara yazmayın Gali almıyor, alınmıyoruz demiş. E, galiye almayan biz değiliz galiba <laughs> milliyetim sizi galiye almıyor. E, bakanlık galiye almıyor bizimle alakası yok. E, az önce başkanımın da dediği gibi e, bununla ilgili bir mücadele var. Kim o yazan? E, kimdi? Hüseyin Bozbey. Hüseyin Bozbey e, şimdi ben iyi niyetle bunu yazdığınızı düşünüyorum. Benim her zaman telefonum e, açık, her zaman ben bütün sorunları anlatıyorum. Ama şu yanlış olur, emekçi kardeşlerimize bu e, mesaj yanlış, e, mücadele etmeden hiçbir şey elde edilmez. Mücadele ne olur? Arkadaşlarımız yazacak, bakın buraya yazdıktan sonra şu anda bakanlıkta da okuyorlar bunu. E, ben e, platform başkanıyken, e, Jül Sayın Jülide Sarıeroğlu döneminden beri bakanlıkta özellikle bir ekip kurulmuş bizim e, çalışmalarımızı takip ediyorlar. Ve programımızı takip ediyorlar. E, canlı yayınları vesaire. Ne istediğimizi... Biz buradan oradan kaçırsak bile bunun e, devamında zaten e, Sayın Başkanım tekrar bu programı izleyecek. Sosyal medyadan ve sorularınızı oradan görüp e, yine birebir cevap vermeye çalışacaktır. Nevzat Badem 2 aylık çıkış mağduriyeti giderilsin. 2 aylık askıya alınıyor. Hiçbir yerde çalışamıyoruz. Biz bu dönemde ne yapacağız demişler. Sümeyye Topaloğlu, Özcan 10 ay değil 12 ay çalışmak istiyoruz. 2 ay zor durumda kalıyoruz demiş. Çetin Yanar yine hep özel gönlük iş için çok emek harcadık. Artık emeğimizi görmezden gelinmesin demiş. Zülküf Cevrin, Yunus Bey taleplerimizi başkanımıza iletir misiniz demiş. Zülküf Bey dediğim gibi hani biraz beklemek zorunda kaldım çünkü Başkanım öyle güzel konuşuyordu ki o konuşmayı bölmek istemediğim için bekletmek zorunda kaldım sorularınızı. MEB okul güvenlik görevlileri olarak işimizde süreklilik istiyoruz demiş yine zülküf Cevrin. Ahmet güzel Akçakaya bana bundan sonra adaletten bahsetmesin. Adalet öleri çok olmuş. başını sağ olsun başkanım. Kimseler duymaz, görmez oldu. Her şeyin bir zamanı geldiği Köprüyü geçene kadar herkes bizimle saygılar başkanım demiş. Unbayram e, TCDD'de kadro yok, sendika yok demiş. TCDD'de de aynı bir sıkıntı var galiba. Evet. E, dışında abi. bir yazan kişi çıktı bu şu arada da. E, Aslında Alçacı Öztürk, MEP 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 güvenlikler 30 bin güvenlik 30 bin aile bizi yok saymayın demiş. Az bir rakam değil bu, gerçekten ciddi bir rakam. Aslında Alçacı Öztürk Halit Bey e, ben güvenliklerin aylardır verdiği mücadeleyi kimse görmüyor demiş. Ee, yine Yok biz görüyoruz ve çok önemli mücadele durumda, veriyorlar. çok gündem oluyorlar. Perişan durumda virüsle son güne kadar mücadele ediyoruz ama kimse derdimize derman olmadı demiş. Ee, yine şöyle bir baktığımda hep de aynı ee, dert zaten belli. Hava büyük e, büyük lükeci aktı. Şartlarımız aynı. Sözleşmemiz sürekli olsun. MEP okul özel güvenliğe süreklilik istiyoruz demiş. Ee, gerçekten de KK ile kadroya geçen MEP işçilerine sahip çıkan yok maalesef. MEB'de çalışan KK ile kadroya geçen işçiler olarak ona ay geçici işçi değil 12 ay tam zamanlı kadro istiyoruz demiş Mustafa Kahraman. Ee, burada e, genelde hep arkadaşlarının yorumları aynı. Ben devam etmek istemeyeceğim afınıza sığınarak çünkü sürede dar olduğu için şimdi e, sadece bir kişi de gördük TCDD'de bir evet. sıkıntı olduğunu ama onun haricinde sıkıntımız MEP ile alakalı. 30 bin, bin güvenlik, 30 bin aile var burada ve bunların da sıkıntısı onay ay çalışıyoruz, 2 ay çalışamıyoruz. İşte az önce dediğiniz gibi süreklilik yok, ama adı kadro. Hayır ona kadrol değil, iki farklı. Ben orayı anlatayım. Şimdi önce TCDD'den başlamak istiyorum. Bakın ben şöyle ayağa kalkayım. Biz burada ne yazıyor? Söz verdiniz tüm Taşeron işçilerine kadro istiyoruz. Biz o arkadaşlarımız kadronu alamadılar. Ee, devlet demir yollarında çalışanlar, havaalanında çalışanlar, e, yine kitlerde çalışanlar, e, hastanede bilgi işlem personelleri ben oraya girmek istiyorum. E, bilgi per, işlem personelleri HBS diye geçer. Hastaneye gittiğimiz zaman hani fiş veriyorlar, doktorlar bizi muayene ediyor bir e, reçete yazıyorlar ya onu yönlendiren o bütün hastanedeki e, PC'leri tamir eden, bakımını, onarımını yapan bilgisayarları e, aynı zamanda bu arkadaşlarımız sadece orada çalışan değil, her biri 10 yıllık, 15 yıllık eğitme e, deneyimi, eğitim deneyimi olan insanlar, bir ikincisi öğretmenlik yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? işte oradaki çalışan ee, hastanede çalışan arkadaşlarımızın bilgi ba bilgiçlerin başındaki doktorları ve şeyleri eğitiyorlar. Yani o programı nasıl kullanacaklar ne? Onları nasıl yönetecek? Bunlara eğitim de veriyorlar. Ama bu arkadaşlarımız kadro alamadılar. Yani bizim şu an beynimiz olmazsa, çalışmazsa biz bu programı yapamayız. Hastanenin beyni bu insanlar ve sayıları çok az. Dönemin bakanı Sayın Jülide Sarı Eroğlu şu sözü de vermişti. Devir de bakanlık devir teslim e töreninde ee, bilgi işlem çalışanları için çalışma yapıldı az kaldı ben devrediyorum kısa bir sürede bitecek ama hala bitecek daha bitmedi. Ya, Bunun yeni, bakan... yeni bir seçim mi bekleniyor acaba şimdi ben açık ve net konuşmak istiyorum. Ee, taşeronlara kadro yıllardan beri konuşuluyordu. Genelde seçim öncesi bu önümüze koyulur taşeronlara kadro gelecek denilir. İşte bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz denilir. İşte sizin gibi sendikalar bununla ilgili fikirleri beyan ederler uğraşırlar uğraşırlar. Seçim geçer. Bir 5 sene daha sessizlik oluşurdu. Şimdi bu e, taşurana gelen kadro bir anda geldi. İşte e, seçim harifesiydi. işi garanti almak için sunuldu. Geride bir kısım daha kaldı dediğiniz gibi. Bu da acaba yeni bir seçim öncesi mi olacak? Yoksa seçime kadar bu arkadaşlar böyle bir şey beklemesinler Şimdi bir iki süre daha var. Hemen onları yazayım. Adalet, Adalet Bakanlığı adliye KYK çalışanları. Bunu okur musunuz? Bizlerle alakalı bir bilgi Oğuzhan İlgün yazmış. Ee, şimdi dediğiniz gibi değişik birimlerde var. Kimisi yarım kadro almış. Yine kimisi alamamış. Şimdi ben Metin Başkan'a e, üzülüyordum. İşte onaylı bir kadro almışsın <laughs> diye. Öbür tarafta siz anlattıkça bakıyorum. Hiç kadro alamamış insanlar da var. Biz de zannediyoruz ki taşeronda çalışanların hepsi kadrolu. Şöyle ben diyorum hep. E, alan pişman almayan Alam yani. bin pişman. pişman. Evet. Öyle bir e, ortamdayız. E, ben bunu hep anlattım. Dedim ki eğer siyasi iktidar beni dinlemiş olsalardı inanın bu kadro verilinde herkes ülkede bayram ederdi ve oy oranı yüzde yüzde elli mi yüzde altmışa yetmişe e çıkardı bir anda yani verdiği bir şeyin değerini karşılığında almış olurdu ama maalesef ve maalesef aslında kabahat sendikanın şeyin değil ee, siyasi iktidarın değil inanın kabahat hükümetin de değil kabahat kimde biliyor musun bu günah, bu vebalın tamamı sendikaların boynuna. Eğer sendikalar görevini yapmış olsalardı ne bugün e, devlet demir yollarında çalışan arkadaşım mesaj yazdı burada ya, bununla ilgili farklı bir şekilde yazabilirdi ama bununla ilgili yazmazdı. Ne bilgi işlemde çalışanlar mağdur olurdu ne yeme çalışanları var. Ya Yunus Bey Allah aşkına ben bir şey soruyorum. Karayolları sormuyorum. çalışanları var diyor evet, Demek ki her noktada var. İşte ben karayolları çalışanları ben yoldan giderken onları gördüğüm zaman üzülüyorum, geçemiyorum. Geç de kalsam hemen yanlarına duruyorum, sohbet ediyorum, ondan sonra geçiyorum. Yani bu 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 vebal e, sessiz kalan, kenarda oturan, işte milletvekilliği peşinde olan sendikacıların boynuna ve ben şunu söylüyorum arkadaşlar, şuna itibar etmeyin ya. Allah aşkına taş, işçi olmayan işçi olmayan bir sendika başkanı sizinle konuştuğu zaman ya sen benim hakkımı nasıl savunacaksın kardeşim? Sen işçi değilsin ki nasıl anlayacaksın sen bunda? Benden bilgi alacaksın gelip sana anlatacak. Nasıl anlatacak? Şimdi Metin Başkanım burada kendi haklarını çatır çatır anlatabilir. Niye? Yaşıyor orada. Çünkü bir işin içinde ama olmayan bir insan sizin hakkınızı savunamaz. Ben şunu söylüyorum arkadaşlarıma. Ben hiçbir zaman biz bu sendikayı para kazanmak için kurmadık. Destek verin. Güçlenelim bugün bizim sayımız 15-20 bini bulmuş olsaydı e, hükümetin başka maalesef Türkiye'de böyle böyledir siyasetin bakış açısı çok farklı. Muhalefet olsun iktidar olsun kaç sayınız var kaç üyeniz var hep böyle girerler olaya. Onun için arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz evet üye olamayanlar mesela ben giren sona gittim giren sondaki arkadaşlarım mepte çalışan hiçbiri bizim sendikamıza üye olamıyor. Gelen işlere farklı bir yere üye olabiliyorlar. Ama benim arkadaşlarım. Ben oraya nasıl gitmeyeyim? Bunlarla nasıl bir araya gelmeyeyim? Bunların sıkıntısını nasıl anlatmayayım? Peki denesinler. Şu parası bol olan güçlüyüz. işte şu kadar üyemiz olan sendikaların birini onların kolunda olmayan. Diyelim ki onlar genel işte. Bir o kolundaki bir sendikayı arasınlar. Bakalım onun yetkilisi o gidecek mi bunların yanına? Ya da temizlikte olan genel işlerde çalışan bir arkadaşımız bir o kolundaki bir sendikayı yanına çağırsın. Ya da yol işteki yol, yol iş gibi bir sendikayı çağırsın bakalım gidecek mi onların yanına. Ama biz hepsine gidiyoruz. Niye işçi olduğumuz için gidiyoruz. Biz de diyoruz ki buna göre. Askiden şöyle diyorlardı işçiler. Ya bizim bir alternatifimiz yoktu. E bugün var. O zaman gelin. Bugün var. Biz para pul da istemiyoruz sizden. Gelin kendi sendikanıza ki onlara bir ders vermiyor olursunuz. Yani bizden sonra bakın biz bazen böyle konuşuruz. Bir yere gideriz. Ee, sendikalar, ondan sonra az önce bir örnek verdim. Hani arkadaşlarımız aradı, aradıktan sonra bunlar hemen devreye girmiş. Ee, ya siz belgeyi vermeyin ona, biz yapacağız, biz uğraşacağız falan. uğraşmıyorlar da. Evet. Ama en azından onları harekete geçiriyor Bizim bir arkadaşımız şunu söylerdi. Ya gelin bizim yanımıza bir görüntü verin, bir fotoğraf çekinelim. Bakın size nasıl geliyorlar. O zaman size ilgileniyorlar. Şimdi bunu yapmaları lazım işçilerim. Onun için HBS çalışanları, az önce söyledik hastanenin beyni, yemekhane çalışanları. Allah aşkına Yunus Bey. Yemekhanede çalışan, hastanenin yemekhanesinden çalışan bir kişi varsa sen ben ya da e, Metin Başkanım çalışıyor orada. Sen onu gördüğün zaman hastanenin neyi olarak görürsün orada? İşte. İşçidir Person ama oranın yeri geliyor beyni oluyor. Hayır, şunu işçi olarak görürsün değil mi? Personel olarak görürsün. Yani. E şimdi bu bir personel görünmüyor. Personel sayılmadığı için kadro alamamış. Peki evet. neyi Fasulye mi? Malzeme. Yani. Herhangi bir ihale malzeme. yapılırken evet. şöyle bir ihale. Şimdi bakın ben bir de şu yönden söylemek istiyorum. Ben aynı zamanda iş verenim. İmalat sektöründe bir iş verenim. çalışan arkadaşlarım var. Ben e, zorlu süreçlerde yaşadık. Bu e, krizlerin olduğu dönemlerde ha maaş verebildik mi veremedik ama harçlık verdik. Bak. Arkadaşlara dedik ki arkadaşlar görüyorsunuz ya, iş yok, güç yok virüs var. İşte bizi idare eder misiniz? Allah razı olsun hepsi de bizim yanımıza yer aldılar. Desteklediler. Ha, olduğu zamanı beraber yiyelim, beraber paylaşalım dedik. Ve bu süreç içerisinde en basit örneği kimseyi e, yalnız bırakmadık. Onlar da bizi yalnız bırakmadı. E, devlet de dedi ki bize 3 ay boyunca personel çıkaramazsın. İstihdamını korumak zorundasın. Ücretsiz izne gönderebiliyorsun ama. <laughs> Ücretsiz izne gönderebiliyorsun. E, aldığı para 1000 lira civarında bir para. İşte e, iş kur üzerinden e, kısa çalışma üzerine alabiliyorsun e, en baba 1.700 lira gibi rakamlarda. O da günler şartlar uyarsa tutarsa tabii ki. Ama bunun haricinde ben hiçbir personelimi işten çıkaramıyorum. Personelimi evet. sahip selçuk. Allah razı olsun. Diyeyim. Ben bireysel bir e, ufak bir firma olarak bunu yaparken devletin Milliyetin Bakanlığına bağlı bir personelini iki ay ücretsiz de. bırakması veya az önceki arkadaşların hepsinin ayrı ayrı sıkıntıları var. Yani bunlar göz önüne alındığı zaman da çok büyük sıkıntı. Kaldı ki benim personelim benim yanımda çalışıyor atıyorum maaşını aldı alacağı yok. Ama adam geliyor diyor ki ya patron işte 500 lira versene kirayı vermedi kira vermem lazım. Ben alacağım varmış yokmuş demiyorum 500 lira veriyorum. Evet. E şimdi burada arkadaşlar mesela İbrahim Şahan web çalışanların iki aylık kira borçları, kredi borçları, faturaları, mutfak daha saymakla bitmez ne oluyor acaba bilen var mı diyor. Şimdi bilen var mı? Bunu yukarıdaki insanlar bilmez. Bunu kim bilir? Bunu çalışan sizin gibi İbrahim Bey gibi arkadaşlar bilir. E, bu sıkıntıyı çekenler bilir. Sizin gibi aktif olarak o işçilerin, üyelerin yanında gezen sendika başkanları bilir. Şimdi burada ben bir e, önce şunu tamamlayayım ondan sonra bir durum var. Onu da e, yapacağım. Yemekhane çalışanları kadroyu hak ediyor. Ama bir ihale yapılmış. Bu ihale yapılırken ya yanlış yapılabilir. Yanlışı düzeltelim diyoruz. İhale yapılırken yüzde yetmişi personel gideri ise personel sayılıyor denmiş. Yüzde yetmişin altında eğer gider varsa personel sayılmıyor. Peki ne sayılıyor? Ya ben mutfakta çalışıyorum. Ben insanım. Ben insan olduğuma göre oraya hizmet ediyorum. Ben o mutfağın, o hastanenin personeliyim. Bunun yanında sosyal tesis çalışanları yani öğretmen evleri var. Eee Yine e, devlet su işlerini vesaire, karayollarının vesaire bunların sosyal tesisleri var, polis evleri var. Bu sosyal tesislerde çalışan arkadaşlarımız kadro alamadı. Ya niye aramadı? Her tarafa verildi. Ya öyle bir şey yapıldı ki, öyle ince hesaplar yapıldı ki. E, gülüyorum, inanın gülüyorum. E, ben bir de şunu söylüyorum, işçiler sorması lazım. Bir işçi olarak ben de soruyorum. E, burada sendika başkanı olarak beni görmesin işçiler, bir işçi arkadaşları olarak görsünler. Ben buna şaşıyorum, siz de şaşırın. Dersini verin. Şunu sorun o arkadaşlara ee, arkadaşımız demeyelim o sendikacılara sorun eğer bir gün size gelirlerse ya siz bizim için ne yaptınız kadroya geçemeyenler söylesin biz kadroya geçmedik ne yaptınız bizim için çıkıp televizyonda iki kelime konuşmayla bu işler olmaz çıkın kardeşim yaptırımınız var İsterseniz tam, tam duvar meydanına çıkarsınız eylem yaparsınız İsterseniz işte bak beğenirsiniz beğenmezsiniz. E, avukatlar yürüdü Ankara'ya yürüdü, sesini duyurdu, biz de yürüyeceğiz. Bakın bugün basın açıklamasında söyledim, ben bugün arkadaşlarıma söylüyorum. Aslında başta tereddüt ettim. Niye tereddüt ettim? E, bir siyasi parti yürüyüş yaptı, arkasında e, avukatlar yaptı. Burada yanlış bir bir şey izliyorlar demesinler diye, bu imajı vermeyelim diye önce bir e, acaba mı dedim? Bir soru işareti bende oluştu fakat bizim bir süremiz var iki ay boşuz eğer bu iki ay süreçte biz bunu yapmasak ne zaman yapacağız? Onun için yakın bir zamanda başkanlarımızın hepsine işare edeceğiz görüşeceğiz konuşacağız ya belli bir nokta bekleyeceğiz herkes arabasından ya da arabası olan arabası, arabası olmayan bir şekilde oraya e, ulaşacak. Oraya gelecekler birlikte yürüyeceğiz Ankara'ya ya da herkes kendi memleketinden yürüyecek Ankara'da buluşacağız. Ve Tan Doğan meydanına pardon önce anıt kabe'ye gideceğiz ee, orada atamızı ziyaret edeceğiz ve daha sonra basın açıklamasından orada sesimizi duyuracağız bizim başka bir amacımız yok bunu da yapacağız bunu kim için yapacağız bunu iki milli eğitimde işsiz kalanlar için yapacağız evine ekmek götüremeyenler için yapacağız çocuklarına harçlık veremeyenler için yapacağız kirasını ödemeyenler için yapacağız kim için yapacağız özel güvenlik görevlileri Yine temizlikte çalışan TYP çalışanları sürekli kalsın diye yapacağız. Biz bunları pankartlarımıza ben hatta şöyle yapıyorum. Eğer gücümüz yeterse, maddi olarak imkanımız yeterse, bunun gibi e, önlükler yapacağım. Her birinin sorunu ayrı. Birine TYP yapacağım birine Piştesi arayacağım. Bir yana e, geçici işçileri yazacağım. E, bir diğerine kadro alamayanları yazacağız. Vesaire e, belli illere vardığımda var. Onu değiştireceğim. Birini giyeceğim. O şekilde gideceğim inşallah. Bunu yapacağız. E ben kafama koydum arkadaşlarım biliyor. Kafama koyduğum şeyi ben yaparım. Arkadaşlarım desteği olursa ama. Kendi başıma tek başıma yapmam. E, i̇nanmadığım insanlara yürümem yolu e, bu kim olursa olsun. E, biz daha önce bazı denemeleri yaptık ama yanlış insanlarla e, yan yana olduğumuzu öğrenince e, vazgeçtik. Onlarla yürümeyeceğimizi e, ilan ettik. Biz sendikamızı herhangi bir ileride bir yere gelelim bir şey olsun diye kurmadığımız için... Onun için bizim çok şeye ihtiyacımız yok, bizim mücadeleye ihtiyacımız var. Biz amatörce mi mücadele ediyoruz ama mesela bizi eleştirirler. Biz dernek olarak e, Metin Başkan'ım şeye gittiğimiz Ankara'ya e, siz de vardınız. Evet. E, sendikanın biri şöyle bir eleştirdi bizi. Ya siz gidiyorsunuz merdivenler başında bekliyorsunuz bakanları görüşmek için vesaire. Evet dedim. Biz merdiven başında bekleriz. Biz şu değiliz, A değiliz. A olsak... Yerimizde otururuz. Bir şekilde biri devreye girer. Halit başkansına görüşmek istiyor der. Bakan oraya gelir. Ama biz o değiliz. Biz işçiyiz. Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı anlatmak için gideriz kapısında da bekleriz. Merdiven başında da bekleriz. Bunu yani her zaman yaparız. Bugün de yaparız, yarın da yaparız. Onun için biz o mücadeleyi gerçek anlamda güzel bir mücadele verdik ve gittik. Bakanların kapısında bekledik. E, toplantı yerlerinin e, önünde bekledik. E, hatta grup toplantılarında Önce bekledik grup toplantısında Sayın Başbakanlar çıktığı zaman onlara görüştük. Bakanlarla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanlığa görüştük. Biz bunları sesimizi kısa bir sürede duyurmamız gerekiyordu. Öyle e, lüksümüz yok şöyle otur bir yerine. E, seni çağırsınlar. Seni çağırdıktan sonra git Ankara'ya görüş. E, Çağırmasa da ne olacak? Ölümüzden acımızdan ölelim mi? Ben yine bir şey anlatmak istiyorum Yunus Bey. E, yıllar önce e, taşeronda çalışırken bir arkadaşımız işten çıkarılmış. Beni aradı hüngür hüngür ağlıyor. Ya niye ağlıyorsun kardeşim dedim. Niye ağlıyorsun şeyi? Biliyorum başında bir sıkıntı var. Ama öyle bir şey başına gelmiş ki. Allah hiçbir babanın başına vermesin. Ben kendim de o duruma düşebilirim yarın. Sabah çocukları okula gönderecek. Anneleri. Iki, bir kızı var. Bir de oğlu var. Okula gidecek ikisi. iki ay önce işten çıkarılmış. Ve işten çıkarırken yüz kızartıcı. 29. maddede işten çıkarmışlar. Bundan çıkarınca işsizlik fonundan maaş da alamıyor. İki ay geçmiş parası yok. Ee, bir anda aklına gelmemiş parasının olmadığını, aklına gelmemiş. Ben diyor o gün oturma odasında ya e, yattım. Çocukları da hanım orada girdi dedi. Kahvaltını yaptırdı okula gönderecek. Ben de kalktım çocuklarımı öpeyim, göndereyim. Dedim. Tam kafamı kaldırdım, oğlumla göz göze geldim. Ben anlat, anlatırken ağlamak e, geliyor içimde. Ya bir babayı düşünün ya. Çocuğunu karşına görüyor. Okula gidecek. Beş lira cebinden para verecek. Veremiyor ya. Ne kadar evet. acil. Ne kadar acil Yunus Bey ya. Bir baba anne de aynı. Yani anne ya da baba fark etmiyor. Ha bazı şeylerde ailelerde baba aktif olur. Bir iş yapar. Anne çalışmasa da o zaman sorumluluk babada olduğu için şey yapar. Ama anne çalışmıyor. Ve bir babadır. Sadece baba bu işi yapıyor. Babayı da işten çıkarmışsın. Evet. Ya ne kadar acı bir şey ya. Çocuk karşılık veremiyorsun ya. Bırak bir ekmeği bir yerde alırsın, gidersin yalvarırsın borcu alırsın bir fırıncı verir. Ya param yok sonra verim dersin verir. Ama o çocuk nasıl seni anlayacak? Nasıl anlayacak? Ben Anlatma geri geri şeyin altına girdim diyor. Hüngür hüngür ağladım diyor. Ben burada tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ben bütün herkesin ismini okumak istiyordum. Özellikle sabahtan beri Bölge Başkanımız Sayın Mustafa Ceylan Hepinize selamı var evet. O da yazıyordu e, Tüm bürosen e, Doğu Anadolu beşka, Bölge Başkanımız ki bir program ayarlıyor İnşallah e, Biz e, Temmuz'un ikinci haftası Ankara'da bir program yapacağız e, Eğer yürüyüşü başlatırsak e, Ya o yürüyüşü ondan sonra Eğer görüşme olursa verimli geçerse Aslında e, yürüyüşe gerek yok Onu da söyleyeyim biz yürüyelim dedik ama Eğer hükümet yetkililerine ya da külliyenle Görüşüp de bizim gerçek anlamda sıkıntılarımızı dinlerlerse gelin oturalım konuşalım derlerse AK Parti Grup Başkan vekilleriyle görüşürsek hiçbir sıkıntımız kalmaz. Hani Sayın Bülent e, Turan. gerek kalmayacak. Aynen öyle. Efendim. Geçen gün Sayın Bülent Turan e, şeyler için e, yürüyen avukatlar için e, mekanizma açık. Biz görüşmek istiyoruz. Bu üstüne gelsin de görüşelim demişti. Bizim için de böyle bir şey derlerse biz koşa koşa gideriz. O zaman e, yürümenin ne anlamı var? Evet. Eğer buna rağmen biz başka bir şey yaparsak o zaman e, bizim düşünemiz farklı olur. Biz öyle bir düşünceye sahip değiliz. Onun için ben e, mesaj yazan tüm arkadaşlarımızın mesajını sonra okuyacağım. Zaten biz okursak diye şeyleri anlatamayız. Onun için yüzde yetmişe takılanlar, karayolları çalışanları, yemekhane çalışanları, sosyal tesis çalışanları, e, görüntüleme merkezinde çalışanlar var, diş prosteti çalışanlar var, starvizasyonda çalışanlar var. Bunların tamamının sıkıntılarını biz çok iyi biliyoruz. Biz programla üç gün yapsak hepsini tek tek anlatsak anlatamayız. Üstünme şansımız var. Aynen. Ama yüzde yetmişe takılanlar yani kadro alamayan e, şöyle söyleyeyim ben e, bilgi açısında e, sizde not olarak kalsın. Bir milyon iki yüz bin taşeron işçisi vardı. Üç yüz elli dört yüz bini kadroya geçti. Geri kalanlar hep taşeron olarak daha devam ediyor. Şimdi ben geçen e, bir yerden bir basın açıklaması yaparken e, Fox e, TV e, bana mikrofonu uzattı. Ben de bununla ilgili e, açıklamayı yaparken e, gerçekleri anlattım. Hiçbir yere takılmadım. Fakat e, televizyonculuk bir haber e, değeri sizin sizin de bir işiniz var ona da ben müdahale edemem. Tabii onu da ben tavsip etmiyordum. Eğer bana söylemiş olsalar böyle bir şey yaparacak desmiş olsalardı ben o e, demeci vermezdim. Orada o konuşmayı yapmazdım. Fakat öyle bir şey demediler. Ee, televizyon tabi bana bilgi de veremez o şeyde. Bizim e, röportajımızı verirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, konuşmasında da koymuş. E, ben herkesin kadrosunu verdim demiş. Ben de işte şimdi de söylüyorum yok herkesinki verilmedi. Ama haşa bir e, Sayın Cumhurbaşkanı'na sen yalan mı söylüyorsun diyoruz. Böyle bir şey demiyoruz ki. Biz yanlış bilgi verilmiş diyoruz. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu bilgilere sahip olmuş olsaydı 300-400 bin kişi kadro almış geri kalanlar kadro alamamış. Sayın da çıkıp da ee, herkese kadrosunu verdim demezdi. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Tabii hepimizin Cumhurbaşkanı. Var o zaman Aynen da. böyle. Sendikalar işte diyorum ya aslında hükümetin kabahati yok. Siyasi partilerin kabahati yok. Kimsenin kabahati yok. Kabahatin en büyüğü, günahın en büyüğü sendikaların boynuna. Sendikalar bu işi yapmadığı için. Sayın Cumhurbaşkanı ben az önce söyledim yine söylüyorum. Tüm mağdur olan insanlar için söylüyorum. Sayın Ergün Atalay isterse iki gün içinde ben iki gün diyorum bak bir saat demiyorum iki saat demiyorum iki gün içinde görüşebilir mi görüşür. Hadi iki ay şey olmasın iki gün olmasın bir da görüşebilir mi görüşebilir. İki hafta olsun üç hafta olsun bir ay olsun evet. ama görüşebilir. Peki ciddi anlamda görüşse ve ciddi anlamda istese Sayın Cumhurbaşkanım biz yapmak istemiyoruz ama bu kadar mağdur insan var. Milli eğitim çalışanlarının kadrosunu 12 aya çıkarın dese. Çıkarmazsanız o zaman kusura bakmayın biz eylem yapacağız. Bizim silahımız bu eylem. Hmm. Ya da kadro alamayan taşeron işçilerin eğer kadrosu verilmezse zaten burada e, devlete bir yük gelmiyor. Şu anda mevcut, mevcut maaşı üzerine kadroya geçecek bu insanlar. E, hatta kar da ettireceğim. Kar da ettireceğim. Benim dediğimi yapsınlar. Bugün 2334 lira mıydı? Ben yanlış hatırlamıyorsam asgari ücret. Evet, asgari ücret evet. 2300 3, e, e, evet e, 34 lira bir maaş veriliyor. Artı taşeron firmaya da 200 dolar 750 lira arasına değişen bir kar payı veriliyor. Biz diyoruz ki şu maaşı işçiye ver. Bilgi işlem personeline, yemekhane çalışanına, karayolu çalışanına, kadro alamayan tamamına, sosyal tesis çalışanlarına maaşını sen ver. Verme şeye. Artı o taşeron firmaya vermiş olduğun kar payını da ikiye böl. İkiye böl. Onu da ortaya koy. İkiye böl. Yarısı devletin cebinde kalsın. Sen kar et. Bak devletin cebinde şu anda bu çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu size anlatmıyorlar. Biz anlatıyoruz. Bu karın yarısı devletin cebinde kalsın. Bin lira mı? Yarısı sende kalacak. Devletin cebinde kalacak. Biz devletimize katkı sunuyoruz. Biz devletimizin yük olmuyoruz. Olmak istemiyoruz. Taşeron işçisi böyle kadro istiyor. Şu anda taşeronlar devam edenler. Yeni bir e, kadro açıp da yeni bir eleman almıyorsunuz. Mevcut işçiyi sadece kadro adı altında değişik bir noktada Değişik bir prosedür işliğinde çalışacaksınız Ve dediğiniz gibi e, afaki bir rakam da ödemiyorsunuz. Aynı rakamları ödeyeceksiniz. Aynı rakamlar... Çıkacak. Hayır eksik de verecek. Arada taşeronla e, vereceğiniz paradan <laughs> karınız olacak. Aynı. Devletin de karı olacak işçinin de. Yarısını işçiye versin. Hadi vermiyorum. Devletimiz sıkıntı denese hiç verme. Al kadro hiç verme. Bizim gibi onlara da kadrosunu ver, maaşını ver. O paranın tamamı devletin kasasında kalsın. Daha ne diyelim? Ama bunu... Eğer bu sendika başkanları gidip ona anlatmış olsa olur. Bak şu anda biz çok güçlü olmadığımız için hatır gönül olarak bir randevu talep ediyoruz. Eğer bizi duyarsa bu televizyon kanallarının sayesinde Sayın Cumhurbaşkanı bizi duyarsa daha önce ben bir sefer görüştüm. Bizi duyarsa bizimle görüşürse ben 5-10 dakika diyorum başka bir şey demiyorum. 10 dakika ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan görüşürsem görüştükten sonra oradan çıktığımda ben buna eminim Yemekhane çalışanları da, karayolları çalışanları da, bilgi işlem çalışanları da hepsi kadrosunu alır. Ama bir 10 dakika görüşmem gerekiyor. Evet. Çünkü burada işçiye ne düşer o zaman? Sizin hmm. hakkınızı savunmayan sendikalara gitmeyeceksiniz. İstifa edeceksiniz bu kadar. Ama şundan korkutuyorlar. İşte siz istifa ederseniz şu hakları alamazsınız. Toplu sözleşme olacak. Toplu sözleşme bütün haklarınız verecek. Evet. Bütün haklarınız dedikleri şeyi ya 200 lira 300 lira bir para gelecek. Bir katkı e, şey sunulacak bu da nedir Görüşlenler. İşte 5 lira yemek parası şu anda alınıyor, yol parası alınıyor, e, giysi parası, yakacak parası vesaire. Şu anda belli bir şeye veriliyor zaten. Hadi bunu iki misine çıksın, iki katına çıksın. 200-300 lira daha bir yansıma olur maaşlarına. Ama öyle bir anlatmışlar ki arkadaşlarımıza. Sanki süreleri 12 aya çıkacak özellikle milli eğitim çalışanları. Sanki diğer taşerondakiler kadroya geçecek vesaire. Böyle bir kaldırıyorlar. Artı siz bizim sendikamızda olmazsanız toplu sözleşme olduğu zaman ee, toplu sözleşme haklarından yaralanamazsınız. Binlerce lira cebinizden gidecek. Yok böyle bir şey. İşçiye e, yasa bir hak vermiş. Ne demiş? Sen hiçbir sendikaya üye değilsen. Diyelim ki sen üye değilsin. Sendika var ama üye değilsin. Sendikan biri benim sendikam toplu sözleşmeye oturdu. Anlaşmayı yaptım. Anlaşmayı yaptıktan sonra bir dilekçe yazıyorsun. Toplu sözleşmeye oturan sendikaya dayanışma aidatını ödeyerek toplu sözleşme haklarından yaralanmak istiyorum. Tabii eğer e, bir şekilde anlaşıp ee, Çalışma Bakanlığı'nda ikna edip bunun önüne geçmez derse şu anda bu yasa var. Bu yasa denilmezse sendikalar tarafından şu anda bu yasa var. Dilekçe vererek hiçbir sendika üye olmadan aynı haklarına sahip oluyorsun. Senin verdiğin para da o birilerine yüksek olmayacak. Diyelim ki A sendikasının tüm bürosen toplu sözleşme oturdu. Toplu, tüm bürosenin üyeleri yarım yömye verecek. O yarım yömyenin yarım yömyeni onlar verecek. Aynı şekilde bu haklardan yararlanabilirler. Onun için ben arkadaşlarımızın tamamını ee, ...en azından bu sıkıntılarla... ...dile getirdikleri... ...ya dert yanıyorsan istifa edeceksin... ...yani senin görevi, e, görevini yapmayan... ...seninle ilgilenmeyen... ...diyorum ya bugün işçi olarak... ...benim arkadaşlarım çağırdı beni... ...ben buraya gelmemiş olsam... ...hadi sen bir ilçe başkanı olarak... ...ya Halit Başkan'ı ben daha önce... ...tanıyorum, biliyorum... Ben ona karşı saygısızlık yapmıyorum bir şey demiyorum. Sen demesen dahi o bir işçiler istifa etmesi gerekiyor benden. Eğer ben gelmiyorsam imkanım var gelemedim o zaman benim sendikamdan istifa etsinler. Yani onun için e, Yunus Bey e, bizim sıkıntılarımız çok. Sıkıntı de, büyük evet. ben birazdan mesaj okuyacağım ondan sonra son sözlerinizi alacağım sizin. Siz o zaman mesajları selam ee, olarak okuyun ondan selam sonra bitirebiliriz. Selam olarak okuyalım. Evet. Ee, şimdi e, sevgili izleyenler konumuz hemen hemen de belli aynı dertler. Ve artı e, sayın başkanımdan şu sözü aldım programdan sonra sizin mesajlarını tek tek okuyacak e, onlarla ilgili zaten Ankara programı var orada değerlendirmesi yapılacak. Ben sadece isimlerinizi okuyacağım selamlarımızı iletmek açısından Mehmet Atıcı, Mehmet Almacı, Mehmet Zeki Bağış, Ayhan Uçkan, Dadaş Osman Yavuzer, e, Zeki Bağış. Evet Dadaş Osman Bursa'dan az Sihir. önce gözüme çarpmıştı o zaten. E, ben isimle biliyorum Zeki Bahar ee, Mehmet Yapıcı Nagihan Budak evet. e, burada. Nagihan Budak Mersin. Mersin, Mersin TYP. için teşekkür ederiz e, demiş Nagihan Hanım. Evet. Ramazan Karayel e, yine Dadaş Osman Yavuzer, Nagihan Budak e, Ramazan Karayel, Nagihan Budak baya, baya yazmışlar. <laughs> peş peşe yazmışlar. Yarışa gibi evet, yazmışlar. Evet. Kadriye Barışkan Sarıcı e, Maho Aga Güler ee, Süleyman Sarı Sakal Aslı Nalçacı Öztürk Bizleri izlemişler yorumda bulunmuşlar Program sürem yetmediği için Şimdi bunları tek tek okuduğum zaman da Genelde aynı konu üzerine Değişik fikirlerinizi belli etmişsiniz ee, Bununla e, zaman kaybetmek istemedim e, ama Sayın Başkanım bunları muhakkak okuyup Değerlendirmesini notlarını alacak e, Ve önümüzdeki süreçte Muhakkak ve muhakkak Ankara programında bunlarla ilgili ben kendisinden şahsen söz aldım. Evet. Eğer Sayın Başkanım Ankara'ya gider veya yürüyüş yaparsa, Metin Başkanım sen de şahit olacaksın. Evet, e, yürüyüş yapar veya Ankara programına gider de burada konuştuğumuz sorunları dile getirmezse az önceki dediği gibi hem istifa hakkınız var bir ikincisi bu sefer benim kapım açık olacak. E, diyeceğim ki o arkadaşlara gelin evet. burada anlatın. Halit Başkan Yalışan bu sözleri Anlatı verdi. evet. Bu sözleri verdi ama Ankara'ya gitti. Çay ne içti? Ee, hani hani sendikaların <laughs> standartı vardır. Toplu sözleşme otururken yüzde yirmi, yüzde otuzlardan e, kapı açılır. Yüzde üçe de amenna denir. Çay kahve içilir, çıkılır. Eğer Halit Başkan'ım o şekilde bir yolculuk yaparsa e, oradan Ola Muhakkak, kısmet etmesin. Muhakkak önce. inşallah öyle bir şey olmaz evet. ama öyle bir şey olursa bu ekranı ben bu sefer üye, üye olan arkadaşlar... O zaman açacağım. bize kapatın, onları açın. Ben direkt ama onlara, bir şey daha söyleyeceksin sandım. Ee, belki o da işinden geçmiş olabilir ama e, acaba dedim yürüyüş başlatırsak ben de sizinle yürüyeceğim e, diye mi diyeceksin diye onu da bekliyorum. Yürürüm başkanım. <laughs> tamam. Allah razı o olsun. O konuda hiç sıkıntı yok. Tamam, ben şöyle o... söylüyorum. Ee, ben şu an patronum. Evet. Allah nasip etti. Bir işletmem var. Çalışıyorum. Ee, Allah çalışma, daha iyi, arkadaşlarım var. Nasip etsin. çalışma arkadaşlarım var. Çalışma arkadaşlarım var. Ee, ama ben hiçbir zaman şunu söylemiyorum. Arkadaşlar ben patronum. Ben kazandığıma bakarım. Herkes yoluna baksın demiyorum. Ee, ben bu aşamaya çalışarak geldim. Bir emekle geldim. Çalışanı da bilirim. Çalışmayanı da bilirim. Ee, çalışarak neler yapıldığını da bilirim. Çalışılıp da emeğinin karşılığı alınmadığının ne demek olduğunu da çok iyi bilirim. Evet. Onun için. Ee, Nagihan Budak Hanım. E ee, bir mesajı varmış. Lütfen okuyun demiş. Yok, Benim e, başkanımla ilgili yazdım. Okuyun lütfen demiş. Ne hanım onu tekrar yazabilirseniz programı kapatmadan okuyayım. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla hangisidir tam bilemiyorum. Altına tekrar yazsın Tekrar olur. yazarsanız yani programı kapatmadan biliyoruz zaten. Okuyayım. Ben oraya deneyeyim istersen. Ondan de. sonra da kapatalım. E, bu esnada sayın başkanımdan son sözlerini alayım. Metin başkanımdan özür diliyorum. Sizi fazla konuşturamadım. Hani ev sahibi olduğun için evet. biraz öyle oldu Başkanım. galiba. Ee, Halit Başkan'a mağlup verdik. Halit başkanından son sözlerimi aldım. Şöyle, Ondan sonra Metin Başkan'a şöyle verelim. telafi edersiniz. Birkaç gün sonra tekrar Başkan'ımı bir gün onun alırsınız. O zaman e, tek onu konuşursa daha şey olur. O şekilde de olacak. Yani, biz, o de, şekilde biz de, de fırsat olacak. vermedik. <laughs> Hakkını <Hakimi> helal et. <laughs> İnşallah. Ee, Nagihan e, Hanım'ın ben sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Zaten. Veya Her şöyle zaman, yapalım. Nagihan Hanım yazarken ben Metin Başkan'ımın son sözlerini Hı. alayım. Tamam. Na Hanım son sözüyle beraber sizin kapanışınızı da alacağım. Tamam. Metin Başkanım size dönüyorum. Evet. Ee, buradan e, üyelerinize söylemek istedikleriniz e, sizlerden beklentileriyle ilgili son sözlerinizi almak istiyorum. Ben buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Ee, top Bana sürekli soruyorlar. Başkanıma iletmemi söylüyorlar. Ya, toplu sözleşmeden ne çıkacak? Ee, bizi sendikalar e, söylüyorlar işte şöyle olacak böyle olacak. Ben onlara diyorum hiçbir şey çıkmayacak. Biz e, biz bu şekilde davrandığımız müddetçe. Ne zaman ki toplu sözleşmeye çok az kaldı, ne zaman ki biz birlik beraberlik içinde olursak, o zaman ki sesimiz ne zaman ki sesimiz duyduysa o zaman toplu sözleşmeden çok iyi şeyler alacağımızı düşünüyoruz. Zaten bizim hedefimiz toplu sözleşmeden e, iyi bir şeyler almak. İnşallah e, bunu da elde edeceğiz başkanımla. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Başkanımız Bu arada teşekkür şeyde ederim. yazmış. Nagihan Hı -hı. E, Hanım yazmış. Ise, okuyor, e. Nagihan Hanım yazmış. Sayın Bakanımız Süleyman Solu tek tip kıyafet yönetmenini imzalamış. Fakat biz 30 bin MEP güvenli olarak 30 Haziran'da öleceğiz diyoruz. Bakanım bize kefen kumaşı <laughs> seçiyor demiş. Yani ee, şimdi gerçekten e, çok haklı Nagihan Hanım. E, ya biz işsiz kalacağız. 30 Haziran itibaren 30 bin güvenlik ve bunun yanında da bir de temizlikçiler var İşsiz kalacak belki tekrar liste yapıldığında bunlar içinde yer almayacak ben şuna da söylüyorum daha önce söyledim birileri ya bizi eleştiriyor dedi ben doğru olanı söylüyorum sizi uyarıyorum aslında ee, AK Parti il ve ilçe başkanlarından rica ediyorum İşçiler adına rica ediyorum ya lütfen biraz şunu düşünün şu anda çalışan arkadaşlarımız her zaman liste yapılır liste gönderilir bunu biliyorum ben siyasetin içinde de yer aldım ve o listelerin dışına da hiçbir e, işkur müdürü çıkamaz. O liste aynı şekilde işe girenler girecek girmeyecek. Ben de diyorum ki size müracaat edenler siz bir partisiniz. Size müracaat eden bin kişim var. Üç bin kişim var. Ya üç bin kişinin listeyi götürün o listeyi e, işkur müdürünün önüne koyun iş kurumu bunu araştırsın ihtiyacı olan insanları koysun oraya. Ya da şunu da yapalım. Eğer artırılırsa artırılmazsa şu anda eğitimli insanlar orada varken yeni bir liste yapmayın. Tamam şu anda mevcut çalışanlar işlerine devam etsinler. Artı bir 300 kişi burada çalışıyorsa ünyede 100 daha eklesinler. O yüzü de ihtiyacı olanları koysunlar. Ama şu anda mevcut çalışan TEP çalışanlarını ellemesinler. Benim ricam bu. Bu insanlar bir de e, Yunus Bey her cumartesi günü haftada bir gün eğitime gidiyor bunlar. Yani güvenliklerde temizliklerde o bir gün akşama kadar eğitim görüyorlar. Güvenlik çocuklara nasıl davranacağını, öğretmenlere, velilere nasıl davranacaklarını, bunların kursunu görüyorlar. Ya bu kursu gördükten sonra 9 ay görüyor, 9 ay sonra sen gidiyorsun, git evine otur diyorsun. Acemi birini getirip orada koyuyorsun. Evet. Ya bu bu ailelere de haksızlık, bu idareye haksızlık, bu okullara haksızlık, her şeye haksızlık. Peki ben bunu söylemek istiyorum. Yani burayı eskide taşeron işçileri e, siyaset malzeme olarak kullanılıyordu. Yani seçimlere malzemeydik. Her zaman konuşulur konuşulur öyle unutulurdu. Bir kısmı alındı. O bitti ama bir kısmı hala malzeme olarak devam ediyor. Ama TEP çalışanları tam bunun bir malzemesi ya. Bunun e, artık e, o ok çakılsa bu e, şey e, çimantosu yani yapış yapışıyor bırakmıyor bir kere. Evet. Yani biz de diyoruz ki ne tamam yani eğer siyasi iktidarsan senin her tarafına sana koşacaklar insanlar gelecek benim işe ihtiyacım var benim e, çalışmaya ihtiyacım var benim bir işe koy benim oğlumu koy benim yeğenimi koy yardımcı ol yardımcı olacaksın ben de olsam yardımcı olacağım ama şunu yapabilirim ben mevcut çalışanlar işine devam etsin yani Yunus Bey e sen bırak burada televizyonculuk yapma Metin Bey sen gel bugün yarın Ahmet Bey sen gel ya böyle bir dünya olmasın ya eğer var. bir şey yapacaksak insanlara faydalı olabileceksek işsizlik fonunda paramız var o zaman sayı artırın. Bugün okullarımızda senin yanında kaç kişi çalışıyor Metin Bey? Bizde yok. Okulları alıyorlar. Okullara alıyorlar. Yurtlara almıyorlar. Evet. Okullara. Yurtta kaç kişi çalışıyorsunuz peki yurtta? Yurtta 6-7 kişi. 6-7 kişisiniz. Evet. Kaç yataklı yurt? 285. Buyur. 285 yataklı yurt 6-7 kişi çalışıyor. Evet. Peki burada en az 10 kişi çalışması gerekiyor. Ve aşçılar falan dahil değil mi 6-7 kişi? Içinde. Hepsi temizlik, tüm, aşçı tüm, hepsi. Tüm, tüm personel. Buyur. Bakın. En azından mutfakta 5-6 kişi çalışması gerekiyor. Tabii, yani binada da o temizliği, düzeni vesaire orada da 5-10 kişi olması gerekiyor. En kötüsü 15 kişi orada olması gerekiyor. Evet. Ama işte kurumun bize ihtiyacı var diyoruz ya çalıştırın bunları işte. İşsizlik konuda para da var. Başka bir şey istemiyor. Kadro falan istemiyorlar arkadaşlarımız. Başta bir hata yaptılar. Kadro falan diyorlardı. Ben anlattım. Yani devlet evet kadroyu hak ediyorlar. %100 yüz hak ediyorlar. Evet. Ama devletimiz 30 bin kişiyi kendi bünyesine alıp cebinden para çıkarıp vermez. Yani bunu biliyoruz. Kolay kolay vermez. Evet. evet belli bir şey. Ama bu arkadaşlarım şu gün diyor ki bir sürekli istiyoruz. Yani bizi çalıştırdığında 30 Haziran'da bu ayın 30'undan itibaren işsiz kalmayalım diyor. Ölmeyelim, kefel giymeyelim diyor. Evet. Bakan Bey onu söylüyorlar. Nagihan Hanım onu söylüyor. Diyor ki ben tek kıyafete ihtiyacım yok diyor. Ve bunu, bu kıyafeti çıkaran kim biliyor musunuz? Sendika Başkanları. Tek tip kıyafet istiyoruz. Ya tek tip kıyafetten önce bu insanların çalışmasını evine ekme götürmesini sağla ya. Önce bunu sağla. Ondan sonra kıyafete gir. Ondan sonra diğer konulara gir. Onun için e, TYP çalışanları çok örgütlüler. İyi örgütlüler. Ben burada bunu bitirmek istiyorum. Süre çok açlık süreyi. Ama e, bitirmeden önce e, Adana'dan çıkıp buraya gelene kadar bizleri misafir eden e, arkadaşlarımızı dostlarımızla karşılaştık. Ee, en başta Yozgat'ta e, Yasin Ede ve Harun Ede e, e, kardeşlere ben teşekkür ediyorum. Yine e, Diş Hastanesi'nin müdürü e, çok beyefendi bir insan. işçileri çok seven bir insan. O da geldi yanımıza oturdu bizi ağırladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Oradan çıktık e, Sinop'a gittik. Sinop'ta Bünyamin kardeşim, e, Mustafa Kahraman kardeşim, Elmas Atilla kardeşim bizleri üç, e, bir gün orada misafir ettiler. Ağırladılar. Bizden birlikte her yere geldiler. E, bu kardeşlerime de sonsuz teşekkürler diliyorum. Allah razı olsun. Oradan Samsun'a geçtim. Samsun'daki arkadaşlarımız özellikle milli eğitimde çalışan iki tane yürekli arkadaşımız vardı. Biri e, Muhammed Yıldız bir de Şeref Bey'le oturduk. Tanışma fırsatı bulduk. E, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Devlet suçlarında çalışan eski çalışan mücadele arkadaşımız Mustafa Sarıkoç'a teşekkür ediyorum. Pardon Osman Sarıkoç'a. Osman Başkanım bir anda şey oldum. Osman Sarıkoç Başkanıma teşekkür ediyorum. Ümit İşler Ümit İşler diye bir arkadaşımız var orada. Aynı şekilde bizi orada ağırladı. Misafirhanede sağ olsun. Ona teşekkür ediyorum. Bugün gire gittik eski dostlarım. Dernek ile birlikte mücadele ediyorduk. Sayın Fatih Yıldız Sayın Fatih Öksüz, e, Sayın Yılmaz Gökçe e, arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hatice Bakır, e, Milli Eğitim'de çalışan arkadaşımız. E, Emine e, Kırtorun e, hanımefendi e, gelmişlerdi. Onlarla birlikte oturduk. Diğer arkadaşlarımızı Şenol Bey, e, İlk Hanım, diğer arkadaşlarımı tek tek isimleri sayamıyorum ama e, bu arkadaşlarımızın tamamına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. En son burada e, Metin Başkanım güzel bir organize yaptı. Ben e, sana ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. E, ayrıca basında da sizler bize yer e, verdiniz. E, bizim en önemli olan yerimiz e, basın aslında. Biz eğer basın olmazsa, basın yazmazsa e, ve bizi yayınlamazsa biz kendimizi parçalayalım. Çok fazla bir yere gelemeyiz. Yürüsek Ankara'ya yürüdük diyelim. Eğer basın bizi gündem yapmazsa 5 e, ay boyunca yürüsek yine ifade etmez. Sadece Onun için, yolda görenler görecek. Aynen öyle. Var ee, bir şey gelip yürüyüp geçecek onlarda. Moda Radyo ve Moda TV yetkililerine, e, Yunus Zorbe'ye hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere misafir ettiğiniz için hakkınızı helal edin. E, Buyursun, ben e, programdan sonra e, çıkıp gideceğim. Ee, evet mesajlarda sonra okuyacağız. Ee, Mehmet Zeki Bağış Siirt'te diğer arkadaşlarımızın hepsi nerede olduğunu biliyorum. Ee, örneğin Mehmet Zeki Bağış'ın ben burada görünce hemen oraya ilk ufak bir şey değinmek istiyorum. Ee, şeyde çalışıyor. İl Özel İdaresi'nde çalışıyor. İl Özel İdaresi'ne kadro verilmedi. Ee, o Mahmut asladı Hak İş'in genel başkanının istediği imtiyazlı şirket modeli verildi oraya. Yani kendileri şirket koydu. E, patron değişti. Yani Ahmet'ten çıktı e, Mehmet'in eline geçti. Böyle bir şey oldu. Ve bu arkadaşlarımız askeri ücretin %80 fazlasını alıyordu. Kreder operatörü yani kışın o 3 metre 4 metrelik karın içinde o karı temizliyor. Yolu açıyorlar. Vatandaşlar gittiği yere e, kavuşsun ya da e, köyler yollarına geçsinler. Bitlis, Van arasında çalışıyor bu arkadaşlarımız. Böyle bir e, zor bir işte çalışmalarına rağmen %80 e, fazlalıkları %30'a düşürülmüş. Ee, ve bunun üzerine kadroya geçince bir tarafta bir operatör 7 bin lira alırken öbür tarafta 3 bin lira alıyor. Ya arada uçurum böyle bir şey bir düzenleme mi yapılır? Ya bir görüşülür bu şekilde. Peki sendikalar ne yapıyor? İşte dediğim dönüyorum dolaşıyorum. Merci yeri çözüm yeri sendika. Evet. Yani hiçbir siyasi parti siyasi parti hangisi olursa olsun ben kendi kendime bu işi çözüm diyemez. Sen götürüp de o sıkıntıyı ona anlatmazsan ya da gittin çözülmedi. O zaman kusuruma bakma. Benim silahıma ben silahımı kullanırım. Benim silahım ne? Ben yola çıkarım ya da basın açıklaması yaparım yürüyüş yaparım. Eylem yaparım. Benim silahım eylemdir. Dünyada böyledir. Sadece Türkiye'de değil. Evet. Dünyada böyledir. Ama maalesef bu ülkede sendikacılar, eski sendikacılar yapıyordu bunu. Şu anda eylem eylem diye bir şey her şeyi unuttular. Evet. Sanki eylem yaptıkları zaman biz bugün bir basın açıklaması yaptık. Allah razı olsun. Metin Başkanım gitti emniyetten e, izin aldı ve emniyetteki arkadaşlarımız da gelmişlerdi. gördük. bir e, ee, bir şekilde güzel bir şekilde basın açıklamamızı yaptık. Siz de oradaydınız. Çektik geldik programa geldik. Yani bizim yaptığımız bu. Ee, amacımız e, bir yerden giderken bir ağacın yaprağını düş düşürmek değil. Cam pencere kırmak değil. Araba yakmak değil. Biz böyle bir şey değil zaten. Evet. Nedir? Modernin bir şekilde siyah, sendikalar pardon, sendikalar bu işi yapabilir. Hatta birinde bir sendikanın genel başkanı söylüyor. Yalvarıyor diyor ki bir araya gelin diyor. Sendika şey siyasi partinin genel başkanı diyor. Sendikalar ediyor ya. Ben de ondan sonra çıktım konuştum. Ya bu insanların vebalı sizin boynunuza dedim. İki sendika başkanları Mahmut Aslan'ı da dedim. E, Ergün Atalay da dedim. Dedim ki bu emekçilerin eğer bugün Türkiye'de 1 milyon 200 bin taşeron işçisi güvencesiz çalışıyorsa e, ee, bununla kadrosuz ve güvencesiz çalıyorsa bunların vebali sizin boynunuza dedi. Görevinizi yapmadınız dolayı. Sendika ağırlığı yaptığınızdan dolayı. Ya bir, se bir siyasi partinin genel başkanı yalvarıyor diyor ki bir araya gelin. Bir şey yapın diyor bunun için. Ama maalesef ben söylüyorum. Herkes söylüyor. Ben o zaman platform başkanıydım. Sendika başkanı da değildim. Sendikaları bir araya getiremiyordu. Ya da bir tanesi çıkıp da ya ben yapıyorum. Gel bizim yanımıza. Ben burada söyledim Türk İşin Başkanı'na. Elgün Atalay'a. Elgün Başkanım dedim. Sizden rica ediyoruz. Bakın konuşurken sen şunu söyledim. Aynen şunu söyledi. Ya bunu söylerken insan biraz şey yapar. Düşünür ya. Evet. Düşünmeyi, düşünmeden konuşurlar bazen. Diyor ki ben e, devlet demir yollarında çalışırken, işçi olarak çalışırken taşeron işçi sayısı 50 idi diyor. Sadece 50 kişiymiş. Peki bugün ne kadar? Onu bir biz söylüyorduk diye söyledi. Araştırma yapmamış. 1 milyon 200 bin. Bizim çok fazla araştırma şeyimiz yoktu. Biz bir araştırdık 1 milyon 200 civarında. Biz 1 milyon 200 dedik öyle gittik. O da çıktı aynısını söyledi. Türkiye'de dedi 1 milyon 200 bin taşeron işçisi olmuş şu anda dedi. Ben gittim konuştum peki Sayın Genel Başkanım dedim sana teşekkür ediyorum dedim ama eğer bugün 50 kişiden 1 milyon 200 bin kişiye çıktıysa ve 1 milyon 200 bin kişi güvencesiz kadrosu çalışıyorsa bunun vebali senin gibi sendikacıların boyunda. Sen görevini yapmış olsan 1 milyon 200 bin, Türkiye'de 1 milyon 200 bin ee, taşeron işçisi olmaz evet. ama yapmıyorlar. İşte onun için işçiler bunların dersini vermesi lazım. Ben evet. çok teşekkür ediyorum süreyi biraz açtık hakkınızı teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler güzel bir programdı. Sohbet tadında diye başlangıçta söyledik. Gerçekten sohbet tadında oldu. Ben şu an bizleri izleyen değerli izleyicilerimden tek ricam bunu paylaşırsınız, bu programı paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırız. Bizden çok sizlerin dertleri daha çok kişiye ulaşmış olur. Daha çok dillenmiş olur. Gerçekten burada programın başında bu kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu görmüyorduk ama şu an baktığımız zaman da her birinizin ayrı ayrı dertleri var. Her birinizin ayrı ayrı sıkıntıları var. Kiminiz 30 Haziran'dan sonra işsiz kalmayı bekliyorsunuz. Kiminiz 10 ay çalışıp geri kalan 2 ayı işsiz kalmayı bekliyorsunuz. Kiminiz de tam hak ettiğiniz şartlar altında kadrolu olmadığını söylüyorsunuz. Maalesef böyle bir durum var. Ben Halit Başkanım'dan burada sözü aldım. Ankara programında bunlar dile gelecek. Ankara programında elinden geldiğince bunlarla ilgili mücadele edecek. Tabi sadece Halip Başkanımla olacak mı? Diğer sendika başkanlarının da gerçekten taşın altına elini koyması gerektiğinde bu programda görmüş olduk. Bizleri izlediğiniz için, bizlere katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Birçoğunuzun mesajlarınızı okuyamadım. Çok çok özür diliyorum onun için. Çünkü burada başkanıma ağırlık vermek zorunda kaldım. Ama benden ziyade programdan sonra başkanım mesajlarınızı okuyacak, değerlendirmelerini yapacaktır. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla efendim mutlu akşamlar diliyorum.